Bir Elif Miktarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Elif Ekşi. Vakit gönle dokunan tüm hislerin bir elif miktarı fısıltıyla sese değme vakti ise eğer, gönle huzuru üfleyen tüm sesleri açıp da tüm güzel cümleleri dile dökme vakti ise eğer, bildiğimiz tüm güzel kelimelerin elinden tutup da mutlu anlarımızı bazen hüzünlerimizle harmanladığımız ve bazen kendimize dahi söylemeye cesaret edemediğimiz hisleri bu vakte sunduğumuz, gönül dilinin günümüze özne olduğu, çayımızı, kahvemizi de bu şahane hasbihalimize şahit tuttuğumuz ve gönül soframıza tüm sevdiklerimizi buyur etme vaktinde, şu anda bizlerle olan herkese gönül dolusu bir his buketiyle hoş geldiniz diliyorum. Mesaj FM'den bir elif miktarından sesimize kulak veren tüm dinleyenlere kucak dolusu selamlar ve sevgiler dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün yine haftanın cuma günü, son günü ve bir elif miktarı günü. Ben artık cuma günüyle birlikte biraz bencilce belki bir tercih oluyor ama bu programın gününü böyle o günün anlam ve önemine binaen böyle bugün bir elif miktarı günü olarak algılıyorum ve cuma gününe ayrı bir güzellikle uyanıyorum. Çünkü birlikte olmak bu haftanın akışını, belki yorgunluklarını, biraz kırgınlıklarını, bazen mutluluklarını, bazen hayallerini, kavuşmuş olduğumuz mutlulukları paylaşmanın lezzetiyle birlikte bugüne ve hafta sonuna birlikte daha güzel duygularla birlikte yol aldığımıza inanıyorum. Cuma günü olmasının bana kattığı en büyük değer de, en büyük kazanç da bu oluyor. İşte cuma günleri hafta sonuna birlikte mutlu ve böyle daha hani biraz monotonluktan üstümüzden atıp da böyle monotonluktan sıyrılmış bir vaziyette daha enerji dolu, inşallah birbirimize enerji enjekte ederek daha güçlü bir şekilde yol alıyoruz. Fon müziği de muhabbet ve enerjiyle ne kadar tezat oldu ama bugün bir konuğumuz var. Sosyal medyadan ve radyomuzdan sürekli anonsunu yaptık. Güzel bir kitap ve çok kıymetli cümleleriyle birlikte inşallah birazdan kendisi de bizimle birlikte olacak. İbrahim Özbay bizlerle birlikte sevgi ve özleme dair güzel cümleler inşallah bugüne imza atacağız birlikte. Kitabı da çok kendisi bahsedecek gerçi ama ben şöyle bir ön bilgi vereyim. Kitabımız Ya Çık Ortalığı İnlet Ya Da Çekil Beni Seyret. Yani kitap, bu cümle, ben okudum bu kitabı ayrıca. İçindeki cümlelerin farklı bir his yumağına giriyorsunuz aslında kitapla birlikte. Birazcık diğer kitaplardan farklı olan özellikler var. Onları da inşallah İbrahim Bey kendisi anlatacak. Ben programın bir katılmak için, siz de bizimle birlikte olmak ister misiniz? Nasıl bize ulaşabilirsiniz? Bu konuda nasıl bizimle irtibata geçeceğinize dair tane tane, ama her hafta olduğu gibi bu haftada yine taneli taneli rakamlarımı size bir söyleyeyim. Canlı yayınla telefonla bağlanmak istiyorsanız, sesinizle bizimle birlikte olmak istiyorsanız 0262 alan koduyla birlikte 646 38 17 646 38 17. Yok, ben canlı yayına katılmak istemiyorum, zira sesimle birlikte çok heyecanlanıyorum, ben mesaj yazabilirim diyorsanız SMS numaramı 0538 447 33 çift 0. 0538 447 33 çift 0. Evet, umarım tane tane söylemişimdir. Bugün sevgi ve özleme dair hislerimizi paylaşacağız dedik. Sevgiden bahsedeceğiz, özlemden bahsedeceğiz. Tam benlik cümleler, tam benlik hisler. İşte programımızın aslında temasıyla alakalı, çok yakından alakalı bir gün olacak inşallah. Buram buram edebiyat kokulu ve güzel cümleler kaleme alan bir güzel isimle birlikte bugünü inşallah birlikte, sizlerin de katılımıyla birlikte böyle tarihin, işte o ne bugün, 17 değil mi? 17 Kasım 2017'ye ait güzel cümleler ve imza atılmış kalbimizin gökyüzünde bir hatıra olarak muhafaza edeceğiz inşallah. Thank you.
Evet, kısacık bir aranın ardından birlikteyiz, konuğumuzla birlikteyiz. Bugün sevgi ve özleme dair güzel hisler mayaladığımız gönül dilimizden bir üslupla konuşacağız inşallah. Bugünün kahramanı da aramızda İbrahim Özbay. Hemen merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Merhaba hocam, teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız? Hayırlı günleriniz olsun bu arada. Teşekkür Tüm ediyorum. Dinleyenlerin de yine aynı şekilde güzel günler olsun. Ay, İnşallah güzel bir sohbet olur. Evet. Güzel bir muhabbet olur. Evet, inşallah. Güzel güzel cümlelerle hani başlayınca o güne dair zaten hani hiç kötü bir şey olması imkansızmış gibi geliyor. Bu kadar güzel şeylerin arasında, değil mi? Yani genel anlamda öyle. Çünkü şimdi öyle bir düşünce de vardır ya, hani ne kadar iyi düşünürsen aslında o kadar iyi olur hayatın, evet, diye. Biz güzel cümlelerimizle başlıyoruz. İnşallah devamı da güzel olur. İnşallah. Ben sizi tanıyorum, lakin dinleyenlerimiz tanımayabilirler. Siz biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii bahsederim. Aslında bunu birçok kez soruluyor ve birçok söyleşiye, konferansa gittiğimizde de aynı şekilde kendinizden bahsedin diye. Ben bu kısmı pek beceremiyorum aslında. Estağfurullah. Yani sadece bir yaz günü, çok sıcak bir günde doğmuşum. ve onun neticesinde büyük bir kısmını köyde geçirdim hayatımın. Ama kendimi keşfetme noktam var tabii. bu kendimi keşfetme noktam yaklaşık 23 yaşlarında olmuş oluyor. Ve bu noktadan sonra tamamen hayatımız aslında hem kitap oldu, dergi oldu. ve hani şöyle derler ya, yani hayatımın büyük bir kısmını şu işle geçirdim. Ben de ilerleyen zamanda hayatımın hepsini bu işle geçirdim diyebileceğim. Çünkü yıl 365 gün, bakıyorum geriye döndüğümde bir yılda hemen hemen 200'e yakın gün hep farklı yerlerdeyiz. Bir sürü insanla tanışıyoruz. Evet. Ve aslında bir taraftan da bir gezginiz. Onu da söyleyebilirim. Kitaplarla ilgileniyorum. Yani işim aslında kitap okumak, evet, konuşmak, söylemek. Birçok kez belki canlı yayınlarımıza denk gelmişsinizdir. Sosyal medyada yaptığımız canlı yayınlarımız var ve devamlı iletişim halindeyiz. Bu tarz işleri yapıyorum. Bilmiyorum ne kadar kayda değer. Evet. Kitaplarınızda böyle farklı bir şey var. Tarz var. Değil mi, evet, hocam? Diğer, evet, kitaplardan kesinlikle farklı. Evet. Ondan bahsedelim biraz. Benim çok hoşuma gitmişti mesela. Çok ilgimi çekmişti böyle, evet, bu yönü. Aslında tabii kısmen de olsa sizinle çok daha eski tanışıyoruz ama. Evet. Tabii tam anlamıyla tanışmamız sanırım Üsküdar, evet, fuarda olmuştu. Oldu. şimdi kitaplarımızda neden böyle bir şey yapıyoruz? Aslında öncelikle bunu dile getirmek gerekiyor. çünkü birçok yerde bize söylenen şey şu oluyor. Acaba bir satış kaygısı mı var? Acaba bir satış probleminden dolayı mı bu şekilde yapıyorsunuz diye. Kitapları farklı çıkartmamızdaki sebep insanların farklı düşünmesini sağlamak aslında. Sadece okuyup geçsinler diye değil. Burada hem kendilerini sorgulasınlar hem de aynı zamanda düşüncelerini de farklı yöne getirsinler. Amacımız bu. Benim şahsi kitabım İpli kitap diye geçiyor aslında. 3 bölümden oluşuyor. 2 bölümü İpli. Evet. Yani burada bizim bir maksatımız var. Önemli olan şeydi zaten buydu. Bunu dile getirmekti. Kitap biraz daha gerçeği yansıtan bir kitap. Ve kişisel gelişime daha yakın bir kitap. Şimdi böyle olunca da biz bir olay sunmamız gerekiyor okura. Ve bu okur da bunu, evet ya bu benim için gerçekten farklı bir olgu demesi gerekiyor. Bu şekilde bir olay geldi aklımıza. Bunların amacı da şu: burada yarım hikayeler veriyoruz. Bu yarım hikayeleri okuyucu tamamlıyor. Bunları tamamladıktan sonra ipler açılıyor. Yani burada hem insanın, yani bireyin, okurun kendine doğru olması var. Evet. Hem de aynı zamanda bir tamamlama yapması gerekiyor. Yani bir düşünmesi gerekiyor. Hayal gücü. Tabii, değil mi? Tabii, hayal gücü. Yani bunları düşündüğü vakit aslında biz birçok konuda düşünebilirsek aslında başarıya ulaşabiliriz. Yani maksatımız bu. Çünkü karar verirken insanoğlu, daha çok bu kendi milletimiz için geçerli aslında. Evet. Kültürümüz için diyelim. Hani duygularımızla hareket ederiz ya hani. Evet. İşte öfkeliyken, kızgınken, üzüntülüyken veya mutluyken hep kararlar alırız ya. Evet. İşte bu kararlarımızı biraz daha
ciddi bir olaya bağlamak, yani bir sorgulamak, soru şeklinde kendimize o kararla ilgili birkaç soru sormak aslında. Maksadımız bu. O soruları sorduğumuz vakit hayatımız bir nebze olsa biraz daha olumlu hale gelecek diye düşündüğümüz için böyle bir şey yaptık. Evet. Maksadımız da bu yani. Evet, çok farklı ve gerçekten güzel, düşündürücü. Ben fuarda işte kitabımızı aldığım zaman, hatta ilk okumayı, hani hemen ilk okumak istediğim kitaptı. O ipler benim çok ilgimi çekmişti. Bir de ben insanların hayal gücü, yani bazı insanlar böyle hayal gücünün olmadığını falan söylerler ya, hani hiç ben beceremem falan deyip sıyrılmak gibi geliyor bana böyle tabirler. Herkesin bence bir hayal gücü, herkesin bir aslında üretim belleği var aslında. Bir akla ve bir kalbe sahipsek bunu aktif halde kullanabilmek bizim elimizde. Benim de çok ilgimi çeker böyle, çünkü ben o hayal gücünün birazcık fazlasıyla aktif tutanlardanım. Seviyorum. Galiba hocam yazmayı sevenlerde bu var ama, değil mi? Kesinlikle öyle, çünkü hayal gücünüz olmazsa zaten aslında yaşama ümidiniz de bir nebze olsun kısalmış oluyor aslında. Evet. Çünkü insan hayal gücünü ne kadar çok iyi kullanırsa, dediğiniz gibi, o kadar daha iyi yazabiliyor, daha iyi bir ürün sunabiliyor ortaya. Veyahut şöyle düşünmek lazım. Hayal gücünüzün ucu açık ise kitap okurken zaten kendinizi farklı diyarlarda buluyorsunuz. O karaktere sahip oluyorsunuz. Hemen bir düşünmeye başlıyorsunuz. Bazı zamanlar oluyor ki benim başıma geliyor, bilmiyorum sizin başınıza da geliyor mu? Kitabı okuduğumda, özellikle romanlarda, yani bakıyorum bir 30-40 sayfa geçmiş. Yani hiç anlayamıyorum bile onu, nasıl geçtiğini. Ama o olayları tamamen bellekten süzerek geçiyor, okuyorsunuz. Aslında anlıyorsunuz ama hani o anı sanki yaşamamış gibi hissediyorsunuz kendinizde. O yüzden hayal gücü aslında, evet, hem yazmaya ama bir o kadar da okumaya bence güzel bir şey. Yani evet, katkı sağlıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Çünkü bir de bu bize, yani Rabbimiz tarafından bir lütuf. Hani herkes de var aslında. Bu şuna benziyor. Çok bu örneği aktif olarak öğrencilerime de çok veriyorum. Sanki içi dolu, full dolu bir buzdolabımız var bizim. Ama biz sürekli yemek yapmayı bilmediğimizden yakınıyoruz. Aslında öğrenebilecek zekaya ve kapasiteye sahibiz yani. Allah'a şükürler olsun. Malzememiz de var. Neden? Ama böyle hani kolaya kaçmak gibi geliyor. Bir kalbimiz var. İçinde elhamdülillah o hisler var. Eğer biz o hisleri aktifleştirip de hani kullanır hale getirmezsek, o kalbimizde kuruyup gider. Hani tüketim tarihi geçmiş olur ya da işte, ya da böyle hani üzerine gereksiz şeylerle doldurup onları aşağılarda böyle hiç böyle işlevsel bir hale bırakmayız. Yani ama yazmak illa da herkesin mutlaka yazın demek değil bu. Ama hayal kurmak, hani hayal kurmak kadar güzel bir duygu yok bence. Kesinlikle. Olsun ya da olmasın. Hani insanın kendine yaptığı en büyük hediye bence. Bugün bir hayal, yani bir anın böyle farklı bir, o günün içindeki karmaşanın arasına farklı bir renk sıkıştırmak ya, bana çok iyi geliyor açıkçası. Ya bu işi zaten en iyi yapan herhalde çocuklar olmuş oluyor. Ya da hala kendini çocuk zanneden çocuk kalanlar. Yani şimdi genel olarak baktığımız zaman çocuklar hep böyle bizim düşündüğümüzden daha farklı düşünürler. Yani biz çocukken de öyleydik tabii ki de. Ve hani hayal ederken birçok şeyleri çok daha farklı bir şekilde dile getirirler bize. Hani olmayacak şeyleri, atıyorum uzaya çıkıyor, işte uzayda şöyle resim yaparken bile özellikle mesela o hayal gücü resme yansıyor aslında. Ve bizim doğuştan aslında, yaradandan ötürü gelen bir duygumuz var zaten, hislerimiz var. Yani sevgi de, işte diğer duygular da bunlara dahil. Evet. Ve bunları biz daha iyi kullanabilirsek ilerleyen zamanlarda daha farklı bir hayat, yaşam sürüyoruz. Eğer kullanamaz isek daha farklı bir yaşam sürüyoruz. Şimdi önemli olan, az önce dediğiniz gibi, bunları kullanmak, kullanabilmek daha doğrusu. Evet. Yani bunun farkına varabilmek yani. Evet, kendimiz için, yani sadece kendimiz için bile gerçekten denemeye değer bir güzellik. Hani hem de hiç masrafsız. Değil mi? Evet. Evet. Ya katıldığımız bir seminerde iletişimle alakalı, anne ve çocuk arasındaki iletişim, ergenlik dönemindeki iletişimle alakalı bir seminerdi. Birisi ben şimdi diyorum ki çocuklarla, özellikle kız çocuklarıyla
haliyle. Hani tabii ki cinsiyet ayrımı yapmıyoruz ama kız çocukları birazcık daha farklı oldukları için hani o dönemde özellikle iletişim hususunda birazcık daha böyle dokunsal birliktelikler olması lazım çocuklarla. Hani böyle birlikte vakit geçirmemiz lazım, kahve içmemiz lazım, birlikte bir tartışmamız lazım ya da yani bir şey tartışabilmek bile bir paylaşım aslında, sağlıklı bir şekilde paylaşmak tabii ki. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bizim yani az önce söylediğim gibi bizim kültürümüzde var bu. Yani biz ne kadar çok birbirimizle iletişim halinde olursak o kadar daha iyi bir olumlu hayat yaşamış oluyoruz aslında. Evet. Çocuklar da daha çok. İşte birlikte vakit geçirin, tatlı yiyin, pasta yiyin, pasta yapın, çorba yapın filan diye sıralarken bayanın biri işte söz aldı, dedi ki ama dedi ben şuna katılmıyorum, işte mesela kahve için ya bizim dedi öyle bir lüksümüz yok dedi, biz hani maddi anlamda bir şeyler böyle harcayabilecek, böyle keyfi harcamalar yapabilecek bir bütçeye sahip değiliz dedi. O bu sebeple ben mesela kızımla böyle paylaşımlarım olmuyor dedi. Şimdi o zaman da nasıl bir sağlıklı iletişimimiz olacak kızımla aramda? Ya o kadar komik geldi ki bana bu. Nasıl ya? Nasıl? Ya mesela Allah'a şükür evimizde kahve var. İlla bir kafeye gidip lüks böyle deniz gören kısmında o pencerenin en... Evet, o zaman aynen. Ya zaten o gösterişe giriyor değil mi? Biraz hani o biraz tabii ki öyle hani öyle olanlar için de bir şey söylemiyorum. Tercih meselesi ama bu şeye benziyor. Oturduğumuz evlerin mesela çok cüz'i fiyatlarda alınan, çok böyle mütevazi yerleşim merkezlerinde olabilir, oturabiliriz ama biz çok lüks, çok şaşalı bir sevgiyle yoğrulmuş bir aile hayatına sahip olabiliriz. Ama son model bir arabanın içinde hayatın en kötü günlerine dair cümleler de tekrarlayabiliriz. Kız Kulesi'ne baktığımız zaman iki farklı insan olabilir değil mi? Bir Kız Kulesi'nin karşısında böyle güzel şeyler hayal eden mütevazi bir aile, evet. Ya da son model arabasının içinde neden hep beni buluyor bunlar, işte nedir bu benim bu çektiğim bu dünyadaki dertlerim bitmez. Hani görüntüye aldanmamak lazım. Hani bir annenin kızıyla evde tarhana çorbası pişirmesi kadar harika, daha sıcak bir paylaşım olamaz bence. Kesinlikle. Hani ilk öğrendiğim çorba tarhana çorbasıydı. Annemle birlikte o gün, ya o gün dün gibi hatırlıyorum. Yani o benim için ya, ve o çocukların hayal dünyasında nasıl bir imza, nasıl bir kazınır bir hatıra olarak kalıyor. Hani bu, iletişimin aslında görüntüsü değil de içeriği, muhtevası daha önemli. Kitaplar da böyle değil mi? O sebeple söylüyorlar ya zaten. Hı-hı. Hocam yani şey derler genelde, daha kaliteli zaman geçirin diyorlar ya hani. Evet. İşte o kaliteli kısmı aslında bizim burada kendimiz belirlememiz gerekiyor. Yani çocuklarla ilgili özellikle, ki bu bizim hayatımızda da önemli bu. Kaliteli vakiti aslında eve geçtiğimizde bir kitap okuyarak bile geçirebiliriz yani. Evet. Bu çok basit bir şey aslında ama muhteviyatı kesinlikle hem kaliteli hem de geniş olan bir şey. Az önce söylediğimiz gibi hem hayal dünyamızı hem de gerekli olan bütün duygularımızı, hislerimizi aslında harekete geçirecek olan tek şey kitap. Evet. Kalite deyince insanlar şey zannediyor bence. Marka. Hani böyle kaliteli, kızımla kaliteli bir vakit geçirmem gerekiyor. Hemen Üsküdar'a gitmem değil gerekiyor. Evet, evet. Kız Kulesi'ne nazır şahane bir mekanda, şahane o böyle yabancı adını telaffuz edemeyeceğim o süslü püslü tatlılardan ve değişik kahvelerden almam gerekiyor. Kaliteli yani. Ve oysa ki ben bir kere kızıma demiştim ki bir tane yeşil elmayı ikiye bölüp ama aramızda o ikiye bölünen elmayı bitirene kadar böyle harika bir masal uyduralım. Hani sen bana söyle, sonra bitirme ama ben devam edeyim. Sonra sen devam et, sonra ben devam edeyim. Daha eğlenceli. Bakalım da ben gerçekten o kadar keyif almıştım ki yani Kız Kulesi de ne demek ki, ben ne kadar Üsküdar ve Kız Kulesi'ne yani aşık bir insanım, bunu artık herkes biliyor. Gerçekten kaliteyi aslında biz kendimiz belirliyoruz. Tercihlerimiz ve değerlerimizle aslında. Tabii ki biz bu işin zaten uzmanı değiliz. Hani evet. Genel olanda baktığımız zaman ama sonuçta
Bununla ilgili hem fikrimizi üretebiliriz. Çünkü hayatı yaşayacak olan biziz. Evet. Bu duyguları yaşayacak olan biziz. Ve bu noktada daha kaliteli nasıl olabilir? Aslında onu düşünmeliyiz. Yani illa az önce dediğiniz gibi bir yerlere gitmek değil yani. Hı-hı. Evde çok daha farklı ve daha güzel bir vakit geçirilebilir. Evet. Hani bunu düşünmek lazım aslında. İşte kültürü olarak da öyleyiz. Yani iletişim halinde olmak, birbirimizle vakit geçirmek, bu en değerli olanı diye düşünüyorum aslında. Evet. Daha kaliteli, en kalitelisi bu diye düşünüyorum. Yani. Evet, evet. Şey, samimiyet, böyle samimiyet barındıran en çok kaliteyi aslında kaliteli kılan şey, o bir aradaki paylaşımı, samimiyetin derecesi, ölçüsü. O samimiyeti görsel ve o süslü şeyleri katmadan, hani işte bu bir şehir olabilir, bir semt olabilir, bir restoran olabilir, evet, ama bunları dahil etmeden gönülle, kalple, dille, yani göz temasıyla, işte o sevgiyi tamamen yani öz, böyle öz hakiki en saf şekliyle yani aslında barındırabilmek. Evet, evet. Yani benim mesela şahsi olarak en çok beni etkileyen, ki denizi, Kız Kulesi'ni, Üsküdar'ı çok seven biriyim. Ama o samimiyet deyince illa da oraya gideceksin diye bir şey yok. Hani bu kılınan namazlar gibi, insanlar hani kandil günlerinde farklı yerlere gidince, hani o işte Eyüp Sultan'daki namaz sanki evde kıldığın namazdan daha hani, hani öyle bir anlayış var ya bizim milletimizde. Evet, evet. Hani orada illa kılmam lazım. Niye? Tam evde kılınca olmuyor mu? Tamam, gitmek güzel. Hani o ayrı bir şey. Tamam, git. Tabii ki oradaki feyiz, oradaki kalabalığın o farklı, ama yani çok samimi bir şekilde evde tamamen kendine ait bir odada, yani o doğanın böyle içine akıp da o samimiyeti yakalayabiliriz. İlla da hani ne bileyim çok fazla bir şey istemeye, beklemeye ve çok fazla bir şeylerin zamanını kollamaya gerek yok aslında diye aynen düşünüyorum. Aynen, değil mi? Aynen, aynen. Böylece sevgi konusuna birazcık biz farkında olmadan girmiş olduk. Sevginin en hakiki. Az önce onu söyleyecektim ben de aynı şekilde, sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. İster istemez bütün konular temele iniyor. Yani sevgi konusuna iniyor. Az evet, önce dediniz yani daha samimi, daha güzel. İşte o samimilik aslında o sevgiden ötürü geliyor. Evet. Yani sevgi bağınız ne kadar güçlüyse aslında işte o samimilik o kadar ortaya çıkıyor. Evet. Yani daha kaliteli, daha güzel vakti aslında birbirimizi daha çok severek de çıkartabiliriz. Evet. Dedik ya hani az önce, yani yaradandan ötürü zaten bizim içimizde var bunu. Hı hı. Azıcık olsa bunu dışarıya çıkabilmek önemli. Evet. Sevgi konusuna direkt dalmak değil de evet, bu şekilde girmek daha güzel oldu, daha güzel oldu, daha iyi ve anlamlı oldu. Şimdi bizim genel anlamda hayata bakış açımız var ve hı hı, biz bu bakış açısını yani kendimizce değerlendiriyoruz, yani kendimiz yönlendiriyoruz, ama birçok sebep var tabii, birçok sıkıntı var, birçok problem var, bizi farklı şekilde yönlendiriyor. Şimdi biz içimizden geldiği gibi davranmak aslında bir taraftan da bizim için daha anlamlı olan olmuş oluyor. Şimdi ben orayı es geçtim az önceki kitabı anlatırken daha doğrusu. Hı hı. Biz kitabın en sonunda bir hikaye verdik. Ve benim en çok sevdiğim bir hikaye aslında bu. Hı hı. Tabii orası ipti kısım hocam, göremiyorsunuz şu anda. Evet. bu ilk baskıda yoktu ama hı hı, sonraki baskıda bunları ekledik. Hı. Bu hikaye sevgi hikayesi aslında. Hı. Ve bu hikayeyi okuduktan sonra diyoruz ki yani... muhteviyatıyla alakalı bir olay var orada. Diyoruz ki siz de bir tohum bulun, hı hı, ve bu tohumu ekin, yetiştirmeye başlayın. Hı. İşte burada aslında bir taraftan da hayata bakış açımızı değiştirmekle alakalı bir olay yaptık. Bu şekilde bir olay izledik yani. Ve sevgi hikayesini okuduktan sonra bir tohum buluyorlar. Hı hı. Veyahut fuarlarda biz genelde veriyoruz, yanında hediye ediyoruz ama hani kitap evlerinde çok mümkün olmuyor bu. Hı hı. Bir tohum bulun ve bu tohumu ekin. Çiçek evet, tohumu olsun. Bunu sevgiyle yetiştirin. Çünkü herhangi bir canlıya sevginizi verdiğiniz zaman bunun karşılığını elbet alıyorsunuz. Evet. Bir çiçeğe de sevgiyle yaklaştıktan sonra, onu güzel bir şekilde büyüttükten sonra o da size işte tohumlarını, çiçeğini, güzel kokusunu veriyor değil mi? Evet. Yani biz bunu hedefledik yani. Bir sevgiyi herhangi bir canlıya verdiğiniz zaman karşılığını mutlaka alırsınız. Sevgi çünkü böyle bir şey yani. Evet. Bir de şey,
yani hiç bazen farkında olmadığımız şekilde karşımıza çıkıp, değil mi, hani ben merhaba ben Sevgi, işte beni işte şurada kullanabilirsin, olmuyor. Evet. Bazen o kadar farkında olmadan iç içe yaşıyoruz ki, ya onu kaybettikten sonra hani diyoruz ya nasıl, ya ne güzel bir şeymiş bu, uçup gitti hani, ya değerini bilmiyoruz, evet, maalesef, ya da artık o kadar normalleşiyor ki hani hayatın içinde böyle akıp gidiyor, ama onun çok özel olduğunu hissederek yaşamak, ben en çok öyle seviyorum. Hani bir şey var sevgiye dair, bir his var. Bu bir de ben hocam şundan rahatsızlık duyuyorum. Mesela sevgiyle alakalı cümleler kurunca insanlar hemen kişisel olarak böyle nasıl söylesem, yani böyle bir bireye karşı hani bir gönül mevzusu olarak algılıyor. Yani sanki sadece sevgililer birbirini sevebilir. Sanki sadece bir erkek ve bir bayan, evet, arasındaki o bağın adı sevgi. Aynen, oysa aynen, bir evlat, bir anne, bir meslek, bir öğrenci, işte bir çiçek, bir renk, yani her şeyde olabilir. Yani sevgiyi sadece bir yöne yüklemek de çok doğru değil aslında. Yani sadece sevgili, yani sevgiliye ait bir şeymiş gibi. Onları da görüyoruz sanki çok çok değerli kılıyorlar işte da. Temelde bu var ya hocam, yani bakmak lazım. Yani bir bakış açısı olması lazım insanın kendisinin değerlendirdiği. Yani karşı tarafa illa dediğiniz gibi bir karşı bir cinse duyulan bir duygu olmamalı sevgi. Evet. Hayatta birçok olay var ki, ve bu olayların ardı arkasını bitmek bilmeyen, hı hı, bir sürgü var yani hayatımızda. Ve bu olayların her birinde aslında biz buna rastlayabiliyoruz. Hı hı. Yanımızdan geçen insana yani bir selam vermek veyahut işte nasılsın demek, ki yolda gördüğümüz, tanıdığımız insanlara bile artık selam vermez olduk yani. Evet. Böyle bir duruma geldik. İşte bu bizim hayatımızda ilerleyen zamanlarda daha çok problem yaşayacağız tabii bununla ilgili. Gitgide bunları uzaklaştırıyoruz kendimizden. İşte sosyal medya olsun, doğru kullanmamak adına söylüyorum. Evet. Biz kullanıyoruz da diye değil. Doğru kullanmak önemli aslında bir taraftan da sosyal medyayı. İşte sosyal medyanın geçirdiğimiz vakit, beraber geçiremediğimiz vakitler, işte bunlar hep bizi sevgiden uzaklaştırıyor. Evet. Yani aslında hayatın her anında az önce söylediğiniz gibi hiç düşünmeden bile karşımıza çıkacak olan bir duygu bu. Evet. Aslında bununla ilgili çok güzel bir hikaye var. Evet, dinleyelim hocam. Ben yani hani aklıma gelmişken onu anlatayım, hı-hı, istiyorum aslında. Tamam. Çünkü burada bir çok farklı bir durum var. Hı-hı. Aslında ben bu konu üzerine bir söyleşilerde birkaç kez bunu söylemiştim, konuşmuştum hikaye olarak. Ama bu konunun üzerine çok fazla konuşmak istemediğim için, hı, ben aslında dinleyenlerimize bırakalım istiyorum sonraki olayı. Yani hikayeyi okuduktan sonra bununla ilgili acaba evet böyle miydi ya da şöyle miydi demelerini daha çok kendilerine sorgulasınlar. Hı. Ben bunu çok istiyorum özellikle. Tamam. Biraz farklı, biraz da acıklı ama inşallah seversiniz bu hikayemizi. Ben çok sevdim, çok yakın bir arkadaşım, yanında defalarca bulunmuştum ve çok temiz kalpli bir insanın hikayesi bu. Başlayalım. Evet, başlayalım hemen, mikrofon sizde. Adım Muhammed, 19 yaşındayım. Atık kağıtlar topluyorum ve Kızılay'dan Ulus'a kadar 3 kez yürüyerek gidip geliyorum her gün. 5 arkadaşımla kalıyorum 2 göz odalı bir evde. Onlar atık kağıt toplamıyor. Mevlüt inşaatta çalışıyor mesela. Hüseyin halde hamallık yaparken, Sidar ve Yunus ayakkabı boyacısı. Aramıza bir arkadaş daha katıldı, adı Abbas. Çalışmıyor o, diyaliz hastası. Abbas'a biz bakacağız. 13 yaşından beri kağıt topluyorum Ankara'da. Aslen Niğdeliyim. İlkokula başladığım yıl geldik Ankara'ya. Ortaokulu bitirebildim yalnızca. Hep takdir alarak geçtim sınıfları. Liseye yazdırmadı babam. Sokağa saldı beni. Çalışıp da işe yaramam için. O gün bugündür sokaklardayım. Çizgili, çizgisiz, kareli, beyaz ve rengarenk kağıtlar, kartonlar topluyorum. Çalışmaya başladığım yıl babam terk etti bizi. Kumar borcu vardı. Çekti gitti bir sabah erkenden. Ben geçindirdim evi. Annem severdi beni. Aslan oğlum derdi. Yanaklarımı okşardı bazen.
Babam gideli 4 ay olmuştu. Komşular bir adam bulmuşlar anneme. Kumar oynamazmış. Namazında niyazında bir adammış. Eşi vefat etmiş. 2 kızı varmış adamın. Anneme demiş, sen kabulümsün, çocukların da kabulüm ama Muhammed olmaz. Şaşırmış annem, niye olmazmış Muhammed? O da benim çocuğum demiş. 2 kızım var. Biri 12 yaşında, biri 14 yaşında. Caiz değildir Muhammed'le kızlarımın aynı hane içinde olması demiş adam. 3 kız kardeşim vardı ve çok düşkündük birbirimize. Annem için kolay olmadı karar vermek. Oturttu beni karşısına bir gece. Bak Muhammed dedi, seni asla bırakmayacağım ama bir süre dayınlarda kal oğlum. Sarıldı bana. O ağladı, ben ağladım. Nikah kıyıldı. Dayımlara geçtiğimin ertesi günü, haftasına kalmadan annemi, kızlarını ve kardeşlerimi alarak memleketine götürmüş adam, Kastamonu'ya. Dayım dedi, annenin emanetisin bana, burası senin de evin, arada bir gelip kalabilirsin Muhammed. 13 yaşındaydım, bana bir kalacak yerde ayarlamamıştı dayım. Komşulardan, akrabalardan kimse demedi bana sana yardım edelim diye. 13 yaşındaydım, Ankara'daydım, bir başınaydım. 6 yıldır görmedim annemi ve kardeşlerimi. Birçok kez niyetlendim Kastamonu'ya gitmeye. Dedim kovar beni o adam. Göstermez bana ailemi. Anneme küsüm. İstese bana ulaşabilirdi diye düşünüyorum. Çok özlüyorum kardeşlerimi. Hülya'yı, Havva'yı ve Hanife'yi. Domino oynardık 4'ümüz. Ben bir kere bile kazanamamıştım. Çocuk onlar. Sevinsinler derdim. Oysa ki ben de çocuktum. Yürürken, kağıt toplarken, sabahtan akşama bitap düşene kadar çalışırken hep yüzlerini seyrediyorum insanların. Mesela sevgililer geçiyor yanımdan. Erkekler beni görünce bir daha ötemden geçittiriyor kadınları. Erkekler, kadınlar, muhafazakarlar, devrimciler, hippiler, İbo dinleyenler, Metallica dinleyenler, Kafka okuyanlar, türbanlar, minetekliler. Öyle herkes sevgisiz bakıyor ki bana, öyle incitici, öyle hoyrat olabiliyor ki herkes. İbo'yu bilmeme şaşırmadınız ama Metallica'yı ve Kafka'yı biliyor olmam ilginç gelmiştir size belki. Olgunlar sokaktaki seyyar kitapçılardan kitaplar alıyorum. Milena'ya mektuplar okudum mesela Kafka'dan. Diğerlerini de okuyacağım. Birçok kitap okuyacağım ben. Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zerduş kitabını çok merak ediyorum mesela. Bir de Oruç Ağroba'nın şiirlerini. Keşfetmem, okumam, sorgulamam gereken öyle çok yazar, hikaye, roman ve şiir var ki. Kitapçılar bile önyargılı bana. Emeği, vicdanı, barışı savunanlar bile beni gördüklerinde kıyıcı sözler söyleyebiliyorlar. Ve eminim onlara ürkütücü geldiğimden. İkinci el kasetlerim de var. Metallica kasetim de var. Fikret Kızılok kasetim de. Annem beni dayımlara yollarken teybi bana verdi. Sıkıldıkça müzik dinle ama sesini kıs ha dedi. Şimdilerde teybi son ses açıyorum Metallica'yı dinlerken. Adım Muhammed. 19 yaşındayım. Beni nefretle bakarken göremezsiniz. Kapalaştığıma, etiketler koyduğuma, yaftaladığıma şahit olamazsınız. Bir anlama çabam var. Kendimi, annemi ve sizi. Bir öğrenme çabam var. Yeryüzünü, doğayı ve evreni. Yazmaya da başlayacağım. Sevgisizliği yazacağım önce çöp kutularından topladığım kağıtlara. Ve sevgisizliği yazdığım kağıtlar geri dönüşüme gidip sevgi olarak dönecek aramıza. Sevgili insan dostlarım olacak kağıtlarla dirili veren, sevgiyle var olan canlar, kardeşler, halklar. Kendimle ilgili birçok projem var. Mahkemeye başvurup adımı değiştireceğim. Ali Haydar mı olsa adım diye düşünüyorum. Yo vazgeçtim. Adım Özgür olacak benim. Kendime ait bir kütüphanem olacak sonra. Atık kağıtlar topluyor olabilirim işim gereği. Tenimden yayılan koku pis gelebilir size ama en sevdiğim koku kitap kokusudur. Kendimle ilgili birçok projem var. Mahkemeye başvurup adımı değiştireceğim. Ali Haydar mı olsa adım diye düşünüyorum. Yo vazgeçtim. Adım Özgür olacak benim. Kendime ait bir kütüphanem olacak sonra. Atık kağıtlar topluyor olabilirim. İşim gereği tenimden yayılan koku pis gelebilir size.
Ama en sevdiğim koku kitap kokusudur. Doğada bir başıma yaşama projem de var. Yoruldum incilmekten, ötekileştirilmekten. Tabiat anaya sığınmak istiyorum ve bunun için otlarla ilgili kitaplar alıyorum. Otlarla beslenmek, otlarla iyileşmek, otlarla huzur bulmak istiyorum. Doğada bir başıma yaşayacaksam otların bütün kerametlerini bilmem gerekiyor. Böbrek yetmezliği var Abbas'ın. Benim kardeşim oldu Abbas. Kız kardeşlerimin yokluğunda ona biz bakıyoruz ve Abbas iyileşmeden tabiat ananın yanına gitmeyeceğim. Kafka 41 yaşında ölmüş. Onun kadar yaşasam yeter. Kitaplar gibi kokmaktır özgürlük. Otlardan sevgi büyüleri yapmak ve toprağa karıştığımda bir gün tabiat ananın beni şefkatle anmasıdır. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Ağzınıza gönlünüze sağlık gerçekten. Ya böyle o duygu salinin içinde bahsettiğimiz konularla birlikte sanki şiirler o hislerin hepsini böyle yoğurmaya emek kısmı sanki onun. Hani bizde bir şeyler var, herkes içindekileri döküyor. Sonra hepsi şiirle birlikte toplanıyormuş gibi. Öyle zaten yani şimdi yazan içinde, okuyan içinde, dinleyen içinde aslında her evet. şekilde farklı şekilde duygulandırılabiliyor. Ve işte insan o kadar duygulu bir şekilde yazıyor ki işte o duyguyu hissederek yazmış ki bize geçiyor evet. yani okurken. Ben her okuduğumda bunu hakikaten duygulanıyorum yani. Evet. Çünkü hem çok sevdiğim bir hikaye aynı Hı-hı. zamanda hem de biz olduğumuzu evet biz öyle miydik acaba böyle miydik dedirttirecek bir hikaye aynı Biraz zamanda. Geçmişe götüren aynen değil mi? Öyle. Sonra aynen gelecekle öyle. Böyle bir çarpıp böyle bir bazen aslında kendimizde onu yapmamız gerekiyor. Bence hep bugüne dair yaşadığımız için hislerimizi kaybediyoruz i̇şte ya da farkında olmuyoruz. Sorgulama dedik ya hani az önce evet. hocam yani evet. oradan. Evet, hissizleşen bir nesil. Çocuklar, ben hani okuldaki öğrencilerden bakıyorum bazen. Çocuk yaşta ben kendi çocukluğumla ya da o eski hani insanların evet. hep bir kullanmış oldukları klişe bir tabir var ya. Çocukluk yılları ah işte herkes yani için değerli, kıymetli. Özlem. Evet. Doğru. Sanki insan hep sadece güzel olan o dönem o çocukluk yıllarına aitmiş gibi. Sonrası da sen varsın. Sen onu güzel tutan çocukluk yıllarında sensen şimdi de tutabilirsin aslında. Tabii ki yani o şeydir hocam zaten hani ben birkaç canlı yayında bunu söylemiştim. Şimdi özlem duyduğumuz şey çocukluğumuz aslında baktığınız zaman. Hı-hı. Bu arada özleme de girmiş olduk hocam. Evet. özlem duyduğumuz aslında çocukluğumuz. Çünkü Hı-hı. çocukluğumuzda her şey çıkarsızdı. Evet. Ve hani eğer birini seveceksek veya onlar bizi sevecekse biz çocuk olduğumuz için seviliyorduk veya seviyorduk. Evet. Ve hiçbir şey düşünmüyorduk. Karşılığında hiçbir şey beklemiyorduk. Hı hı. Çünkü sevgi öyle olması gerekiyor zaten. Karşılığı olmaması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman birini seveceksek hemen karşılığında bir şeyler aramaya başlıyoruz. Veya evet. arkası yarım bir şey Beklentiler. Olacak mı? Beklenti. Falan hani büyüdükçe aslında o duyguları daha inceden kaybediyoruz yani. Evet. Şöyle bakmak lazım aslında yani mutluluk denince aklımıza çok küçük şeyler gelmeli. Hı. Yani büyük şeyler değil. Biz evet. büyüdükçe daha çok mutluluklarımız da büyük şeylere bağlı olmaya başladı. Evet. O sebeple çocuğa mesela bir şey verseniz çok cicili bir şey olsun. Hani içinde hiçbir şey olmasın bomboş bir şey olsun. Evet. Çocuğa verdiğiniz zaman havalara uçar değil mi? Evet. Yani böyle sevinir, hoşuna gider, öpücük yapar falan böyle. Hı-hı. Ama bize verseniz içinde bir şey ararız. Ne var? Yani bakalım. Ne var? Ya da bir de sorgulamak. Şimdi ne vermem yani. Lazım benim şimdi ona bunun karşılığında? Hep bir karşılık, İşte. Bir sebep. Birine selam veriyorsun. Ya garipseyen bir yüz ifadesi. Yani ne oldu ki? Yani ne yapıyorsun? İşte nasıl gidiyor? Ya da böyle şey diyorsun. Böyle iyi görünmüyorsun ya. Değil bir mi? Sıkıntın evet. mı var falan diyorsun. İyi de gördüğümü söylüyorum. Ya hemen böyle bir garipsiyorlar yani. İnsanları düşünmek ya da altında bir şey arıyorlar. Mutlaka bir bakalım ne isteyecek falan gibi aynen bir bakış. Öyle, yani ne kadar kötü bir hale gidiyoruz biz. Ne kadar kötü. Maalesef gerçekten ben korkuyorum. Hani sonraki nesil acaba nasıl olacak çok merak ediyorum.
Kötü çünkü herkes böyle çocukluğunu özleye dururken bugünümüzü kaybediyoruz. Aynen. Hiç farkında öyle. Değiliz evet. Yani. Bugünlerin hakikaten bugünlerin evet. Değerini bilmek gerekiyor. Evet. Çünkü anı yaşamak diye bir şey var. Her evet. Tabii ki iyi kötü o Hı-hı. ayrı bir şey ama evet. bizim konuştuğumuz yönde anı yaşamak kesinlikle çok önemli. Ben hep defalarca kullanırım mesela bu sözü. Sait Faik'in sözüdür bu. Hı-hı. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak evet. her şey. Ve böyle olmalı. Hı-hı. Yani bir insanı sevdiğin zaman bir Hı-hı. insan zaten dünyayı değiştirebilir. Evet. Yani tarihte günümüzde bunun çok örneği var. Evet. Ve sevgi hiçbir zaman yitmemeli. Evet. Gitmemeli. Hiçbir ama hiçbir şeyden. Yani Aynen. insan işte hep sevgiyi bir kalıba sokuyor. Yani sevmek eşittir X kişinin Y kişiye olan duygusuymuş gibi. Aynen yani öyle. Başka Aynen hiç öyle. Mi yok? Yani mesela az önce söylediniz bunu evet. Ya mesela ben sonbaharı çok seviyorum. Ya böyle aşığım deyince böyle mesela garipseyen bazen böyle diyor kızım iyi misin ya falan böyle. Hani evet ama bunu nasıl ifade edebilirim? Evet çok seviyorum. O kadar mutlu oluyorum ki sabahları o sonbahar sabahlarındaki evet. kokudan bile. Değil Benim öğretmenlik yaptığım muhitte soba kullanan evler var hala ve orayı o yüzden o kadar çok seviyorum ki o soba kokusu beni böyle bir döneme götürüyor. Ve o ya da içimde o dönemden kalma hisleri taze tutuyormuş Aynen. gibi hissediyorum. Siz de yaşadınız mı hocam? Soba evet yani. Hocam siz bana öyle bakın yaşım. o koku yani mesela bir soba kokusundan bile mutluluk duyabiliyorum. Aynen ya da öyle. O sevgi duygusunu Aynen onun öyle. İçine ekleyebiliyorum. Biz, yeni kitabın içerisine özellikle bu yaşadığımız anları, gerçek olanlı olayları yani kesit kesit geçtim. Bu duyguları vermeye çalıştım daha çok aslında. Hı-hı. Şimdi bize de vardı bir soba. Güzün ederlerdi ona. Evet. Tabii bizim şive biraz daha farklı olduğu için. Sizin neresiydi ben hocam? Ben Zonguldak. Zonguldak. Zonguldak ama hani farklı şiveler barındırıyor Zonguldak. Evet. Mesela Rize'de de ona şey kuzina diyorlar. Gibi yani. Evet. Aynen, benzer. Öyle benzer evet. bir şey. Güzün ediyorlar mesela. Şimdi Hı-hı. gözü var falan böyle. Şimdi biz ilk zamanlar hani bunu yeni yeni tanımaya başlıyoruz ya dünyayı. Bir evet. de hani yani bir de hayal meyal hatırlıyorum. Evet. Şimdi sobanın etrafına geldiğimizde bir de babam öyle bir harlardı ki yani ya. Sobayı öyle bir harlardı ki hayatta o ateş o güm 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 diyen ses eksik olmazdı yani onda. Sanki patlayacakmış gibi. Aynen öyle ve hani onun etrafına insanlar biz doluştuğumuz zaman hani bırak soğuğu böyle sevgisizlikten bile insanlar üşmezdi yani. Ya. Hani böyle bir şey yani evet. çünkü hani birlikte olmak aile diyoruz ya evet, hani evet. bunun değerini bilmek önemli. Biz Kesinlikle. O zamanların hakikaten değerini çok iyi bildik. Belki de evet. o yüzden diyoruz ki hani çocukluğa özlem evet. gibi hani şey yapıyoruz. Şimdi şimdi bazen de hani bakıyorsun ve o ortama giren herkes sıcak olarak evet. çıkıyor. Yani evet. Soğuk sıcak anlamında değil. Değil. Hani huy samimi, olarak da, evet. samimi olarak da, Hı-hı. duygu pozitif. Olarak da hep pozitif olarak çıkıyordu. Evet. Hani insan o yüzden o anları da özlüyor. Kesinlikle özlemiyor ya. Değil tabii. İşte o koku da sanki o yıllara, o anlara götürüyormuş Aynen gibi. Öyle, evet. Hatta geçen bir öğle arasında böyle minicik bir kaçamak yaptık. Ya mesela ben böyle küçük hani ya hadi gelsene bir salep içip gelelim hemen. Yani o bana o kadar büyük bir şey ki benim için o kadar arkadaşım tamam dediği zaman sanki bana dünyanın en büyük hediyesini vermiş gibi. O kadar mutlu oluyorum ki benim böyle insanların hani garipsecek korkusuyla daha söyleyemediğim neler var neler aslında. Var, ama ben hani sonra da şey diyorlar sen nasıl böyle hani enerjili oluyorsun hiç yorulmuyor musun falan. İşte çünkü o küçük şeylerden aldığım mutluluk hani hissettiğim enerji, mutluluk bence enerji, hani herkes kendini enerji. Bilir. İşte aslında biz onları bilmiyoruz. Bazen hani karamsarlığa kapılıp sürekli şikayet edip hayatın içinden, yaşadığımız ortamdan, kendimizden, etrafımızdan, Değil mi? Mesleğimizden, evet. trafikten. Yani diyorum ki hiç mi tutulur bir tarafı yok bu dünyanın yani? O zaman nasıl insan iyi olabilsin ki? Nasıl mutlu olabilsin? Aslında bu kadar? Baktığınız zaman az önce aslında söylediğiniz şeylerle üstüne bir kat daha koymuş olacağız şimdi. İnsanın hayatına, kendi hayatına insan bir baksın. Evet. Ve bakınca yani bu ana kadar yaşadığı ana kadar göz gezdirerek şöyle bir geldiği zaman mutlulukları üzüntülerden daha fazladır. Evet. Yani bundan emin olsun. Evet. Ve biz hala yakınıyoruz diyoruz ki ya hala mı üzüntü, hala mı sıkıntı, hala mı problem falan. Yani bir şeyler değil. Yok. Hep yoklar değil ön aslında. Planda. Yani çünkü biz zaten yeterince evet mutluluğu bilmişiz. Ben şöyle söylüyorum genelde bunu.
Yani mutluluğu tatmışsın ki sonuna kadar mutluluğu arıyorsun şimdi, evet, değil mi? Yani evet. Evet, yani mutluluğu yaşamışız biz ve her alanda, sadece bir alanda da değil. O yüzden mutluluklara baktığımız zaman hayatımızda aslında daha çok mutluluklar, evet, var. Evet. Bunların sadece önemli olan işte kıymetini bilmek. Ha, bununla ilgili hani bazıları soruyor ya, biz mutluluğu nasıl bulacağız? İşte biz işte şunu nasıl, şundan nasıl arınacağız? İşte dertlerimizden nasıl kurtulacağız? Hayata nasıl farklı bakacağız? Hı-hı. Tabii ki bunun az önce söylediğimiz gibi, yani kendini sorgulamakla alakalı bir şey bir taraftan. Evet. Yani kendini insanın sorgulaması ve eğer bir insan bir anlam yolculuğuna çıkacaksa öncelikle, hı-hı, kendini anlaması gerekiyor. Evet, yani çok aslında güzel. En önemli nokta bu. Evet. Çünkü kendini anlayamadan insan bir başkalarını anlayamaz. Anlayamaz. Öncelikle çünkü insan birey olarak baktığınız zaman insan zaten kendisinde bir bencillik vardır yani. Evet. Hani, evet, ego anlamında söylemiyorum bunu. Bir bencillik vardır yani ve hep ön planda olmak ister. Genel anlamda bu herkeste vardır. Ya evet, bende yok diyen insan ya, mümkün, evet, değil yani. Ya, evet. Ha, bu çağımızın işte gerektirdiği, devrin gerektirdikleri de var tabii ama hani bu kendi içimizde olan bir şey bu. Hı-hı. Bir bencillik var yani. Evet. Şimdi öncelikle dediğim gibi bir anlam yolculuğuna çıkılacaksa eğer insanın kendini anlaması gerekiyor. Evet. İşte kendine bazı doğru sorular sorması gerekiyor ki işte o anlam yolculuğunda doğru cevaplar alabilsin. Evet. Bence doğru soruları bulmak için çabalamak gerekiyor. Çabalamak ve bir de neye sahip olduğumuzu hissetmek lazım. Yani mesela seviyorum ya, çok seviyorum. Ne yani, sevmek ne? Sevmek, sevmeyi bir kalıba sokup ya da bir beklentiler hani dairesi içerisine alıp sonra sevmek duygusunu hani biraz böyle şey yapmak, teknolojiyle yarıştırmak. Değil mi? Hani, evet, seviyorum ama o eskiden de, artık şimdi yeni trend bu. Hani sevdiğini işte şöyle ifade, evet, etmek, sevdiğini şu şekilde. Şey diyorlar ya, bir de var ya hani bir şey daha vardı. İnsanları tanıdıkça uzak durmalı mı? Ne öyle bir şeydi? Ha, ne kadar az insan o kadar çok huzur falan. Ha, evet. Ay, bir de böyle bir şeyler. Evet, az insan çok huzur. Çok daha çok var tabii. Çok ki. Yani hep aslında şu mesela sosyal medyada özellikle ben de hani aktif olarak kullanıyorum. Bir gün bakıyor, tamam, insan değişebiliyor gün içinde bile, hatta bir saatin başında çok mutluyken o böyle çok az, kısa bir zaman dilimi bile olsa bazen çok mutsuzlaşabiliyor, bir şey olabiliyor, tamam, bunu anlayabiliyorum ama nasıl sevgiye olan bakış açısı değişebilir bir insanın? Bir gün bakıyorsun ben seni işte papatyaların yapraklarında derlemiştim ki, ama öbürsün bakıyorsun sevmek işte bir fincan kahve işte son model bir yerde işte şey hani mekan isimleri çok yaygın şimdi. Yani sevgiyle ölçüşüyor sanki. Orada mı söyledi? Sana orada mı sevdiğini söyledi filan. İnsan aslında basitleştiriyor hani hisleri. Aynen bir yere, öyle, bir kalıba, evet, bir adrese sokmak, göndermekle. Aynen. Özünde olan o sizin hani ilk bahsettiğiniz sobanın etrafına toplanan aile portföyündeki sevgiyle yani böyle kıyas bile yapılamayacak hani farklılıklar var ama sevgide de var işte bu. Hani sadece yerler, mekanlar filan tabii değil farklı değil. Olan. Aynen. O hissin de tabiatını bozuyoruz aslında aynen biz maalesef. Öyle. İşte şey var ya, bir de yani biz daha çok bunun üstüne gidiyoruz. Yani özellikle bu devirde. Birilerine farklı gözükmek için bir taraftan da hani, evet, böyle bir olaya giriyoruz ya. Evet. Hani ya işte seviyor musun? Şimdi aslında bununla ilgili çok güzel bir hikaye vardı ama aklımda yok şu anda. Hani anlatırsam da yarım olur. İnşallah uygun bir vakit olursa da onu paylaşırım. Evet. Şimdi aşık ol da öyle gel diyor ya, bir tane öyle bir hikaye, evet, var, biliyor musunuz? Bilmiyorum, evet, duydunuz, evet, mu onu? Şimdi orada yani aşık olmayı, sevmeyi bir kalıba soktukları için insanlar hani ondan faydalanamıyor açıkçası. Yani böyle bir duruma gelmiş durumdayız. Ama bir kalıba koymamak lazım. Genel, evet, anlamda da hayat boyu olması gerekiyor. Evet. Ya bu söylediklerimiz aslında çok konuşuyoruz ama hani çok basit şeyler aslında. Evet. Normal hayatımıza baktığımız çok zaman. Çok bizden olması yani lazım. Otobüse binip ta Beylikdüzü'ne gitmiyorsun sevgiyi aramak için. Yani evet, hani olan bir şeyi evet, kullan anlamında konuşmak acizane bize, hı-hı, göre yani hani fikrimize, hı-hı, göre söylüyoruz. Olduğu kadar kullanalım. Bizim içimizde var zaten. Önemli olan işte dışarı çıkartıp
Bence hocam söylemekle de etki. Ben mesela şuna dikkat ediyorum. Bazı arkadaşlarım benimle çok hani fazla vakit geçiren, beni çok iyi tanıyan arkadaşlarım mesela bana bazen şöyle diyor ki, Elif inanmıyorum, çay bardağınla konuşuyorsun resmen. Evet ama çok seviyorum. Ya şu anda burada olduğun için sana nasıl teşekkür edebilirim diyor. Arkadaşım diyor, kime diyorsun? Şu çayın güzelliğine bakar mısın, rengine? Evet. Ama ya, tamam desinler, deli olduğunu düşünebilirler ama ben mutlu oluyorum. Çünkü biz söylemediğimiz için de bence sevgiyi var edemiyoruz. Evet. Hani o bireyler için geçerli olan durumda da mesela X ve Y kişisinden bahsetmiştik ya. Hani onların içinde var olduğuna inandığımız sevgide de söylem olmadığı için aslında çok yavan. Aynen öyle. Hani aynen öyle. Bir çiçeğe, bir mevsime, bir geceye, bir yıldıza, bir hisse, bir renge. Bir mesela mavi rengini çok seviyorum. İşte mor rengini çok seviyorum diyorum. Ya ne güzel bir renksin ya. Niye? Evet seviyorum, seviyorsam o. Yani ben onu bana kattığı güzellikten dolayı neden hani böyle onura etme ayrıcalığı vermeyeyim ki? Onun cansız olması ya da işte onun çay olması mı suçu yani? Kesinlikle. Bana hissettirdiği şey önemli değil mi? Söylemedikçe biz, hani onlara söylemedikçe bu sefer bireylere de söylemiyoruz. Ben kızımı çok seviyorum diyor mesela bir bayan. Ama en son ne zaman kızınıza sevdiğinizi söylediniz? Söylemem ki ben, ne gerek var? O biliyor zaten. Niye? Niye ama niye? Yani insan sevdiğini söylemez mi? Bu kadar güzel bir duyguyu ya nasıl içinde tutabiliyor insan? Çok ayrı. Ben çok söylerim mesela. Ya da sizce söylendikçe mi tükenir, söylenmedikçe mi tükenir hocam? Tabii ki söylenmedikçe tükenir. Yani evet. Ki biz millet olarak da zaten dokunsal bir milletiz. Evet, yani bunu söyledik. Evet. Yani birbirimize dokunmamız gerekiyor. Sevdiğimiz insanlar özellikle tabii ki bu hani o manada. Evet. Yani dokundukça aslında birbirimize o etkileşimi, o sevgiyi samimiyeti evet. geçirebilecek olan ve hani kültür olarak da buna uygun bir kültürüz. Yani biz hı hı. arkadaşımıza, eşimize, dostumuza sarılmalıyız ki o sevgiyi pekişsin. Evet, o sevgiyi ona geçirebilirim, paylaşabilirim ve çoğalsın. Evet. Yani evet. maksat bu olmalı bence. Ama bunu işte şartlar, zamanlar, mekanlar, yerler değişiyor. Evet. Ya da hani hatta çoğu zaman basitleştiriyoruz. Hatta ve hani evet belki de sarılıyoruz veyahut da söylüyoruz ama içimizden gelse de gelmese de hani ufak da olsa sanki yalan atar gibi evet. Hissediyoruz kendimizi ama açık olarak da söylemek gerekiyor bence bunu. Çünkü sevgi belirli bir zaman sonra etrafınızda kişi kalmadığı zaman bir anlam ifade etmez. Hiç, evet. Ve pişmanlık var. Kesinlikle. Ve geç kalmışlık olmaması gerekiyor yani burada. Evet. Çünkü o anı kaybettiğiniz an, o anın yeri gelmiyor. Geri dönme diye bir şansınız yok. Evet. O yüzden o anı hakikaten iyi bir şekilde yaşamak gerekiyor. Eğer kendimizi iyi ifade edebiliyorsak, kendimizi daha iyi bir ifade ederek yaşamamız gerekiyor. Şimdi ben liseli arkadaşlarımız vardı. Hani gittiğimiz söyleşilerde de onlara uygun çok kısa bir hikaye var. Tabii tabii Birkaç hocam. Kaç kez öyle dile geldi bu hikaye. Tamam. Ben onlara okumuştum aslında, söylemiştim. Çünkü burada bir geç kalmışlık var. Ve aynı zamanda bir çok orijinal bir hikaye aslında bu. Tabii ki gerçekliği tartışılır bilemiyorum ama birçok kez rastladığım bir hikaye. Ve aslında hani sevgiyi üste tutup ama geç kalmışlığı daha çok anlatan bir hikaye aslında. Evet. Tamam. Fon değiştireyim mi, iyi mi? Fon. Yani fark etmez nasıl isterseniz. Değişiklik öyle olsun. Yapalım. Şöyle yapalım. Henüz 18 yaşındaydı. Ama hayatının sonundaydı. Tedavisi mümkün olmayan kanser hastalığına yakalanmıştı. Kahır içinde kendini eve kapatmıştı. Sokağa bile çıkmıyordu. Annesi, bir de kendisi. Bunlardan ibaretti hayat onun için. Bir gün çok sıkıldı. Sokaklara attı kendini. Bir yığın vitrinin önünden geçti. CD satan bir dükkandan geçerken aniden durdu. Geriye dönüp kapıdan içeri bakarak hayal meyal gördüğü tezgahtar kıza bir kez daha baktı. Kendi yaşlarında harika bir genç kızdı. Gözleri ve yüreği takılmıştı. Bir süre düşündükten sonra CD dükkanına girdi. Kız gülümseyerek koştu ve size nasıl yardımcı olabilirim diye seslendi. Öyle bir gülümseyişti ki genç şaşırdı, geveledi, bocaladı, sonra evet diyebildi. Rastgele bir plağa işaret ederek evet
Evet, bu CD'yi almak istiyorum, dedi. Genç kız plağı aldı, içeri gitti. Az sonra paketlenmiş bir şekilde geri geldi. Genç paketi aldı ve evine gitti. Hiç açmadan paketi dolabına attı. Ertesi sabah yine aynı dükkana gitti. Yine bir CD sardırdı kıza. Yine eve gelip açmadan paketi dolaba attı. Günler hep sardırıp açılmayan CD alımlarıyla geçti gitti. Bir türlü genç kıza açılamaya cesaret edemiyordu. Annesine açıldı sonunda. Annesi, git konuş oğlum, ne var bunda, dedi. Ertesi sabah cesaretini toplayıp aynı dükkana gitti ve yine bir plak seçti. Kız plağı sarmak üzere arka kısma gidince genç, sizinle bir günde olsa görüşebilir miyiz, diye yazarak telefonun altına ekleyip gizlice kasanın üstüne koydu. Sonra genç kız plağı alarak kaçarcasına uzaklaştı dükkandan. 2 gün sonra evin telefonu çaldı. Anne açtı telefonu. CD dükkanındaki tezgahtar kızdı arayan. Delikanlıyı istedi. Gizlenen notu daha da yeni bulmuş ve görür görmez aramıştı. Ama delikanlının annesi ağlıyordu. Duymadınız mı? Dedi. Dün kaybettik oğlumu. Cenazeden birkaç gün sonra anne oğlunun odasındaki eşyaları düzenlerken gözüne dolabındaki paketler ilişti. Paketleri aldı. Oğlunun yatağına oturdu ve bir tanesini açtı. İçinde bir CD ve bir de not vardı. Merhaba, sizi öyle tatlı buldum ki bir akşam birlikte. Ezgi. Bir başka paketi açtı. Yine bir not vardı. Siz gerçekten çok tatlı birisisiniz. Hadi beni bir gece için davet edin artık. Sevgiler. Evet, kısa bir eser arası ve eserin ardından yine birlikteyiz. Güzel bir hikaye dinlemiştik en son. Evet. Duygusal bir hikaye dinlemiştik hocam. Gönlünüze sağlık. Öyle maalesef bizim işte eser arasında konuştuğumuz gibi insanlar maalesef bunu bildikleri halde hani kaybetme duygusunun aynen, o acısını evet. Hani şey gibi aslında acıyı çok sevmiyorum. Biberin tadını biliyorum ne kadar acı olduğunu biliyorum ama yine de yemeye devam ediyorum. Sonra onun sıkıntısını da çekiyorum. Mesela mide yanması, o kıvranmalar, sancılar. Ama kaybetme yani çok enteresan bir şey. İnsan o gerçeği bilerek, sonrasındaki acısını da bilerek maalesef içinde var edebiliyor. Neden o hani sevgi hissinin yani çok da zor bir şey değil ki. Hani sevmek için ve mutlu olmak için şunları yapmak gerekiyor. İşte yani böyle bir bütçesi yok. Ondan sonra yok, bir şeyleri yok, bir tarifi yok, hani bir malzemeleri yok. Bir insanın gönlüne dokunmak neden bu kadar zor gelebiliyor? Bir artık tartışılır hani biraz. Günümüz şartlarında şöyle bir şey de var ama onun. Hani birine eğer böyle hani evet samimi olarak bir şey söyleyebileceksek artık hep yanlış anlaşılma olayı da var ya bir de. Hani, evet. Yani evet. Günümüzde özellikle bu güven daha çok. Duygusu. Aynen öyle. Hani ona benzeyen daha farklı ama tabii güvene daha çok dayalı bir şey. Evet. Onun sıkıntısı var tabii yani. Onun problemi de var. Onu yaşıyor insanlar. Belki de ondan. Evet. Belki de. Şurada bir iki tane hatta üç. Aha dört tane mesaj var hocam. Şunları ben okuyayım sadece buradakileri bir unutmadan. Biz ulaşılan her gün batımının insanın kalbini dinlediği zaman olduğunu söylüyoruz. Biz çıkarıldığımız bu yaşamak yolculuğunda güzel şeyler yapmak istiyoruz. Burası neresi? Burası bir elif miktarı. Samimiyetin, sohbetin en gerçeği ve en samimiyetli olanı İzmit'ten Mehmet Gökbudak dinlemedeyiz demiş. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Ya, cumamız mübarek olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Gökbudak. Yoklamalarda hep yok yazılan bizim eski dinleyicilerimizden. Çok sevindim mesajını görünce. Gerçekten çok selamlar gönderiyorum de ben de. Siz de yoklamalıyorsunuz değil mi hocam? Evet, artık ben herhalde okuldan kalma bir alışkanlık. Burada şimdi bizim radyoda her hafta ama böyle bir fiil olan dinleyicilerimiz var. Birbirimize o kadar alışıyoruz ki ben mesela diyorum ki o teyze herhalde bugün doktora gitti. O yüzden bilmiyorum. Mesela isim hafızam zaten çok kuvvetli değil. Ama hep arıyor. İşte uzun zamandır aramıyor. Artık bilmiyorum. Hep de buradan sesleniyorum ama. Bakalım bir mesaj daha. Ben sevince annem gibi. Rengarenk reçeller diziyorum gönlümün raflarına. Of.
Selamünaleyküm Elif ablam. Dinlemedeyim. Hakan Taha abinin Ağlar eserini dinletir misin? Misafirinize de çok selamlar olsun. Evet, hayırlı yayınlar diliyorum. Şifadan bir can. İşte bir devamsızlıktan kalmak üzere olan dinleyici daha bir can. Bir can da sürekli telefon açıp böyle hep sağ olsun eksik olmasın gerçekten. Gönlünü hiç bizden eksik etmeyen dinleyicilerimizden. Bugün evet. Demek ki bugünmüş hepsi. Selam olsun bizden de ona o zaman o vakit. Evet, selamlar gönderiyoruz. Şurada bir mesaj daha var. Elif ablacığım merhaba, hoş geldin. Sesini duymak ne büyük mutluluk. Sevgi sevgiye değinince, sevgi deyince herhalde. Sevgi deyince, özlem deyince aklıma ismin geliyor. Aklıma ismin geliyor zaten. Programında böyle güzel hislerle birlikte bize neler kattığını bir bilsen. Çok teşekkür ederim. Konuğunuza da hoş geldiniz diyorum. Kitabını nereden alabiliriz? Acaba bilgi verebilir mi demiş. Yani Diyanarlar'da var. Evet. Diyanarlardan da alabilir. Kitap Yurdu'nda da var. Kitap Yurdu'nda var. Yani Diyanarlardan her yerden alabilirler aslında. İsmini tekrar söyleyeyim ben. İbrahim Özbay. Ya çık ortalığı inlet ya da çekil beni seyret. Aslında ithaf okuyucuya evet, o. Yani evet. Benim söylediğim değil. Hı-hı. Okuyucuya söylenen bir ithaf o aslında. Evet. Instagram adresi var mı? Var. Instagram adreslerimiz var. Evet. İbrahim Özbay. Hı-hı. Ama İbrahim'de A yok. O kadar. Evet. Selamlar gönderiyorum. İyi ki geldin. Her hafta Cuma'yı iple çekiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kimmiş? Gebze'den Zeynep. Şurada bir tane daha var. Onu ben karışık gelmiş ama. İşte böyle noktalama falan koymadıkları zaman o kadar zor okunuyor ki. Zor. Merhaba, sesinizi duyduğuma çok sevindim. Çay. Ha, tamam. Ben şimdi diyorum ya çayını alan, kahvesini alan gelsin. Evet. Çaymış, tamam. Ha, anlayamadım şu kelimeyi. Çayımızı aldık annemle, dinliyoruz yine. Elif ablacığım, sesindeki enerji biz ne yapsak bizde ol. Tam buraları okumuyorum. Hocam ben buradan o kadar şımararak eve gidiyorum ki gerçekten bu gelen mesajların ya böyle bazen diyorum ki yok ben bunu sesli okumayayım. Bu nasıl bir şeydir böyle artık, yok artık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ya güzel şeyler güzel yüreklerden dökülür. Güzel insanlar var yani. Evet, çok bizim güzel. Güzel bakmamızı da sağlayan kesinlikle güzel insanlar öyle. Var. Kesinlikle öyle. Konuğumuza da selamlar gönderiyorum. Selam, okuduğu hikaye gerçek mi demiş. O da evet gerçek söylemişsiniz değil mi? Az önceki hikayeden bahsediyor. Evet. Ayrıca ne söylüyor? Ne zamandır kitap yazıyorsun? Ne zamandır kitap yazıyorsun? Ne zamandır kitap yazıyoruz? Aslında yani 2005'lerde başlayan bir serüven bu. Tabii ki kendimi keşfetmem biraz daha sonra oldu ama sanırım bir 400-500 kitaba bir editörlük yayın yönetmenliği yapmışımdır herhalde. Ama ya, kendi kitabım ilk olarak bir sene öncesinde Ocak ayında çıktı. Evet, Ocak ayında. İkincisi inşallah Allah nasip ederse işte Ocak ayında yine aynı. Yine aynı yıl dönümünde. Evet. Peki hocam yani yazmak duygusunun içine başka hangi hisleri sığdırıyorsunuz? Hani insan sadece yazmak için böyle çok duygusal, işte çok sevgi, bir çok herkese her şeyi çok sevmek lazım. Yoğun bir duygu selinin var olması gerekiyor. Tamam, hani ne, hani çok bakıyorum bazen çok ciddi insanlar. Hani çok böyle ciddiyet derken benim kastettiğim şey o değil aslında. Sertlik de değil. Daha hani ben mesela konuşmayı seviyorum. İşte muhabbeti evet. Seviyoruz. Biz o gün sizinle fuarda değil mi? Hemen evet. Yani konuştuk. İşte hani böyle insanlar. Ben de öyle biriyim. Evet. Hani ama böyle bir de bu kalıbın dışında olan bir grup var. Hani bakıyorsun çok sert, böyle mizacı sert. Hani yaklaşıp konuşsam, bir şey sormaya cesaret şey edemiyorsun. Evet. Falan. Yani ama bakıyorum yazdıklarına. Allah Allah diyorum ya. Allah Allah. Bir şey soracağım yazdığıyla ilgili. Ya, bu sen misin ya diyeceğim yani. O kadar. Bu kadar hani. Sizin neler ifade ediyor yazmanız? Aslında yani ben özellikle onun ikinci kitapta çok yaşıyorum. Birinci kitap daha çok yazdığımız ve üzerinde çok konuştuğumuz konular olduğu için çok yorulamadım açıkçası ama yani ikinci kitapta özellikle bunun çok sıkıntısını yaşıyorum. Özellikle tabii ki bir duygu anına girmeniz gerekmiyor ama hani böyle çok kalıp bir duygu, kalıp bir kelime vardır ya hani ilham perisi. Evet. Ya hakikaten onun olması gerekiyor. Yani gerekiyor. Kesinlikle evet. Gerekiyor. Evet. Evet. Yani bir duygu içerisinde olabilirsiniz. Çok mutlu olabilirsiniz. Çok aşırı bir sevgi içerisine girmiş olabilirsiniz. Ama yani o ilham perisi gelmediği an
Olmuyor. Yani, olmuyor. Evet. Bir kelime dahi yazamıyorsun. Gerçekten çok doğru. Yani... Bazen uzun yani işte günler haftalar oluyor. Bazen hı-hı, elime kalem almamışım. Hı-hı. Yani ama bazen de öyle bir şey oluyor ki yani bir gecede 20-30 sayfa yazabiliyorsunuz yani. Evet. Şimdi evet, onun zamanı, duyguseli şu bu değildi yani. Kendimi zorlayayım diye bu akşam hadi yazacağım deme yok yani. Öyle olmuyor yani. Evet. Tabii çoğu belki de öyle yapıyordur. Bu akşam birkaç bir şey yazayım deyip de kendini hazırlıyordur. Belki motive ediyordur ama ya inanın bende öyle olmuyor. Evet, yani. Ben de aynı şekilde. Ben hatta anlam veremiyorum. Hani bu yemek yapmak gibi değil ki. Hadi şimdi malzemelerimizi alalım. Akşam kaç yani, olursa olsun yeme. Öyle bir şey değil ki bu. Yok, hakikaten öyle değil. Hissetmek. Yani. Bazen ben mesela genel anlamda zaten duygusal birisiyim. Hani kendim, yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben evet, hani çok duygusal biriyim. Çok ufacık şeylerden etkilenebiliyorum. Çok farklı tepkiler verebiliyorum. Hani çok farklı bir duygu yoğunluğu içine girebiliyorum bazen. Ama Allah'tan ki çok yansıtmama gibi bir huyum da var. Hani çok yani kendimi frenleyebiliyorum hani. Ya da frenlediğimi şey zannediyorum. Belki de bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor. Güzel bir şey aslında. Evet. Bir şey. Ama ben mesela çok duygulandım. İşte hiçbir şey yazasım gelmiyor. Diyorum ki herhalde o kadar duygulandım ki yani yazmak bile istemiyorum. Ama bakıyorum bazen bir şey oldu mesela o gün. Bir şeye çok canım sıkıldı. Ya hemen arkasından ya sanki birisi benim içimden konuşup bana yazar mısın diye komut veriyor sadece. Hani ne yazdığımı falan bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum. O öyle geliyor yani. Böyle şey gibi akıyor sanki duygular içimden. Duygular aslında yazarken daha çok ortaya evet, çıkar. Yani o yazma noktası hakikaten o dediğimiz o ilham perisine bağlı olmuş evet, oluyor. Ama duyguları işte o aşırı duyguları yazarken işte o ortaya çıkıyor. Mesela yani bu hikayeyi bu kadar güzel dile getiren bir insan bize duygusunu geçirebiliyorsa evet o anı yaşamış demek ki. Evet. Diyoruz ya hani öyle evet, bir şey işte evet, bu. Yazarken ortaya çıkıyor. Yazmaya başlamak işte o biraz daha farklı bir şey. Evet, hatta şöyle oluyor. Yazarken böyle sonra hani ben mesela okumayı sevmiyorum. Bazı insanlar yani kendi yazdığımı okumayı. Hani şeye benziyor bu. Bayan olduğum için hep mutfaktan örnekler veriyorum size ama hani böyle yemek yapmayı seviyorum ama ben tadına bakınca sanki o işin büyüsünü bozmuşum gibi. Hani ya yok tam o ben kime yaptım onlar yesinler. Hani özel yemeklerden bahsediyorum. Hani onun gibi hani okuyup tekrar dur bakayım nerede bir şurayı bir düzelteyim. Onu sevmiyorum ben. Hani o anda o yani içinden akan şey olduğu gibi kalmasını seviyorum. Hani düzeltme ya şeylerini. Ya kimine göre değişiyor. Heh. Çoğuna göre değişiyor. Yani çok duygulandığım yazılarda. Hani çok duygulandığım şeylerde. Mesela ben özellikle bunu ön taraflara çıkacağı için yani atıyorum birileri okuyacağı için mesela. Ben özellikle mesela üstünden geçmek durumundayım. Evet. Yani hatta üstünden geçerken bile ben yeni kitapta bazen 5 sayfayı sildiğim oluyordu. Bazen 10 sayfayı sildiğim oluyordu. Çünkü diyordum ki yani bu olmamış. Evet. Bunu yeniden yazıyordum. Bazen o araya belki de bir işte yazdığım bir hikaye var. O hikayenin arasına 3 sayfalık bir şey ekliyorum mesela. Oo. Yani bu hani aslında okudukça da iyileşen bir şey aslında. Güzelleşen bir şey ama hani bu kişiden kişiye göre değişir. Evet. Yani o kalıp o sizin içinizde oturuyorsa tamam bitmiştir. Ben böyle hassas oldum. Çok hani bazı yazılar çok özel. Hani bazılarını hani o tadı veriyor. Bana o günkü yaşadığım olayın o lezzetini hatırlatıyor. Aa, sanki okuyunca bile. Hani onun o şeyi bozmak istemiyorum. Hani tarihi yapıtlar gibi. Hani ona böyle dokunup da onu o yaranın resmi. Hani ben ressam değilim. Resim çizmiyorum ya, bazen ama. Bazen de onun. Bazen de oluyor ya çok özür diliyorum. Hı-hı. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi çok farklı yerlerde böyle bir yemek yersiniz. Hı-hı. Ya o yemeğin tadını hayatta unutamazsınız. Unutamaz, evet. Bir daha gittiniz mesela oraya. Hı-hı. Ya ben bu yemeği daha önce de yedim ama o kadar güzel değil falan. Evet, işte evet. O anın büyüsüyle evet, alakalı bir şey. Yani büyü dediğime bakmayın ama o aynen, anın işte duruşuyla alakalı bir şey aslında. Evet. Ve o an hakikaten ona ihtiyacınız varmış ve o kadar evet, güzel bir şey ve çok ağız tadınıza da çok uygun gelmiş. O an onu çok beğenmişsiniz. Ya, i̇şte yazı da öyle aslında. Aynen. Yani hani şey gibi ressam olan birisi mesela oraya o tonlamayı yapmış. Onu artık değiş hani onun üstüne evet, dokunsa o resmin her şeyini bozacak. Çok sırıtacak orada. Aynı onun gibi. O duyguyu oradan silemem. Yani belki yanlış
yanlış ama o anda o duygu orada vardı ve ben onu şimdi oradan silmek istemiyorum gibi bir şey. Evet. Hatta hani ne kadar böyle duygu seline okuyun, o anın içine akınca değil mi evet evet değil mi, o İlhan Perisi'yle konuşmaya bile geçiyorsun bazen, evet değil mi, ne kötü falan. Yani güzel şeyler, insanın o hisleriyle birlikte iletişim halinde olması, kendiyle iletişim halinde olması ilk önce güzel değil mi? İnsanlarla evet, iletişim halinde olabilmek yani için işte bu, önce kendimizle. Aynen öyle. Evet. Kendimizi anlamamız gerekiyor ya, onu az önce de söylemiştim zaten. Evet. Eğer birilerini anlayacaksak önce kendimizi anlamamız kendimizi gerekiyor. Evet. İşte bence o zaman daha anlamlı bir hayat sürebiliriz. Çünkü evet, kendimize göre hareket ettiğimiz zaman, hayatımızı kendimize göre şekillendirdiğimiz için öncelikle kendimizi anlamamız gerekiyor yani. Evet. O zaman biz sizden bir şey daha dinleyelim mi? Bir şiir ya da hikaye ya da... Şiir de olabilir. Şiir olabilir. Şiir dinleyelim. Tamam. Yani bizi dinleyen arkadaşlarımız var ise... Bu arada süremizde... Ya böyle konuk olunca çok ben hiç anlamıyorum. Burada bir şey mi yapıyorlar acaba bu saatlerde? Öyle hemen geçiyor. Yani yine var biraz daha zamanımız ama artık son dakikaları. Birisi de telefon numarasını hatırlatır mısınız demiş ama... 0262... 646 38 17. Ben hocam çok mu hızlı konuşuyorum? Hep bana buradan şikayet ediyorlar. Çok hızlı konuşuyorsun. Numaraları hızlı söylüyorsun. Anlayamıyoruz. Hızlı okuyorsun. Yani hep böyle ya, bir program akışına bilmiyorum yani, öyle çok hissetmedim ama. Tane tane söylüyorum. Bak 0262 646 38 17. Evet, bağlanabilirsiniz. 646 38 17. Evet. Şimdi fonu da değiştirelim, sizin şiirinizle birlikte dinleyicilerimizi baş başa bırakalım. Öyle mi yapalım? Evet. Tam ne söyleyelim ama peki, bir karar ne olsun verelim mi ki, bilmiyorum ki. Yani böyle birkaç tane bir şey almıştım ben ama hazırlanmıştık öyle. İbrahim Sadri var isterseniz. Şahane, tamam. O da olabilir. En son ama kapatmadan önce bir şiirimiz daha var, onu ben okumak istiyorum. Tamam. Özellikle bir arkadaşımıza ısrar etmişti o sebeple. Tamam, o zaman önce İbrahim Sadri mi diyelim? Yani daha iyi olur. Tamam. Hem sevgi üzerine konuştuk ya, o da sevmedim diyor ya. Hani. Oo, tamam, çok güzel. Tamam o zaman. Ben hemen fon müziğini değiştirip sizi baş başa bırakıyorum. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmanı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'ı hatırlatmanı. Baharın bir adının da yalnızlık olmadığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğimde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüğüm ateşe, ben yangını sevdim yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Bir gece ceylan indi dağdan kalbine, bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde. Alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde insanlığın, ferahlatan gücüyle doğanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, hep, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdiğim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi. Mendilimi sallarken seni götüren trenin ardından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman. Ölümün ne kadar güzel olduğunu sevdim.
seni içimde öldürdüğüm zaman. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben yangını sevdim. Ben seni hiç sevmedim ki. Evet, ben şimdi şuradan size bir alkış yapacağım. Gerçekten çok sevdiğim bir şiir benim bu. İbrahim Sadri şiirleri de, ya her şiirin hani yine yemeğe gideceğim ya, çok da yiyici bir insan değilim ama, ya da renk diyelim, her şiirin farklı bir rengi var. Kesinlikle. Ve her rengin güzelliğini böyle dokunduruyor sanki dinleyince. Ya böyle birkaç zaten böyle şairi var. Hı-hı. Ve hani okuyan, özellikle mesela seslerinden dinlediğiniz zaman o daha tatlı oluyor işte. Evet. Yani İşte o kıvamı orada yakalıyorsunuz aslında. Evet. Yani onun sesinden kendi şiirini dinlediğiniz zaman işte onun zevkinden geçemiyorsunuz. Yani ve kulağınıza takılıyor. Birçok yerde söylüyorsunuz. Hı hı. Dile getiriyorsunuz. İşte ben de öyle. Ben sanki benim için yazmış yani der gibi değil mi bazı şeyler? Bizim zamanların aslında İbrahim Sadri bizim zamanların şairi diyelim. Hı hı. Birkaç kitabı da vardı. Sağ olsun, buradan anmış olalım onu da. Evet. İsmini zikretmiş olalım. Evet. Güzel ama yani güzel insan. Çok güzel. Çok güzel. Bir de gerçekten hissetmeyen insanın yazmış olduğu cümleler tesir değil etmiyor. Mi? Yani hı, biz yapmadığımız şeyleri söyle deyince gerçekten hiç kimsenin bir etkisi altına almıyoruz aslında biz. İbrahim Hoca da gerçekten o duyguyu çok yoğun yaşayan birisi. Ben tanışmıştık onunla da, yine bir fuarda evet, tanışmıştık. Evet. Gerçekten normal çok sıradan bir konu üzerine konuştuk. Tam 40 dakika sürmüş. Şiir gibi konuştuk. Şiir gibi. Tabii, evet. Öyle. Dedim ki ben Allah'ım 40 dakika geçmiş ya. Hocam dedim ki farkında mısınız 40 dakika geçtiğini? Diyor ki benim için hayatımda zaman kavramı yok ki. Ya. Yani, ne kadar güzel. Çok kısa ne kadar cümleleri, öz cümleleri vardır zaten, evet, bunda aynı zamanda. Evet. Gerçekten çok ama güzel. Ama şiir gibi insan ya. Öyle. Evet. Kulaklı. Yani. Gönül kulağı çınlasın. Çınlasın. Evet, güzel cümleler, güzel işte hisler, güzel sanki insanın böyle sığınağı gibi, hani bazen kapısını çalıp da uzun zamandan beri sen gelmiyordun bak ben geldim der gibi, bazen ne kadar ihtiyaç i̇şte duyuyoruz. O yüzden seviyoruz aslında, bizi kendimize yakın hissediyoruz onun yazdığı şiiri. Evet. İşte yani belki de bütün bir şiiri kapsayamıyoruz ama, hı hı, okuduğumuz zaman o iki mısrası var ya bizi işte alıp götürüyor. İşte evet, tam bana göre bir şiir evet, diyorsun. Ya bana yazılmış bu şiir. Evet. Kendimi ya, benim buldum için yazılmış falan veya bu yazı. Yani çünkü niye? Yazarken de insanlar duygusunu ön plana çıkartıyorlar işte orada. Evet. İşte o tam kıvamında oluyor işte. Aynen. Ne en çok ne az. Evet. Bizim şimdi yine reklam saatimiz yaklaşmak üzere. Ne tamam yapsak? Hocam. Bir eser arası verelim. Eserle birlikte reklamlar bitsin. Ondan sonra da zaten çok az bir zamanımız aynen var. Öyle, sizin evet, o bir söylemiş olduğunuz şiiri dinleyip İstersen ondan sonra öyle veda yapalım, ederiz. Ondan sonra veda bir edelim. Hemen şöyle yapayım ben. Eserle birlikte reklama giriş yapalım. Ondan sonra şiirle tekrar tamam, devam edip yapalım, kapanışı yapalım. Bir haberimiz var. Bu evet, da aynı şekilde öyle. Hı-hı. Benim en çok sevdiğim şiirlerden, insanın insan olduğunu hatırlatan ve kendine getiren en, hı hı, özel şiirlerden biri. İsmini ve şairini sonra söyleyeceğiz. Tamam. Okuduktan sonra. O zaman ben fon değişikliğiyle birlikte sizi şiirinizle birlikte baş başa bırakıyorum. Dil ne bilir şekeri şerbeti, aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti, elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi, bir hazine ki görünmez dibi. O cemildir, cemal onun tecellisi, güzeli yeşilden aldan mı sandın? Çok istesen de inadın olmaz, takdirden öte muradın olmaz. O uçurursa senin kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın?
Gördüğün, göremediğin göz onun, bildiğin, bilemediğin öz onun, dediğin, diyemediğin söz onun, kelamı dudaktan, dilden mi sandın? O dilerse azlar çok olur, o dilerse varlar yok olur, o dilerse açlar tok olur, tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duada Nemrut'un ateşinde, ateşler gülzar olur türlü esrar işinde, oğul razıdır, kurbandır babasının peşinde, kesmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında Musalar doğar, açılır Bahri Ahmer küffarı boğar, sükut edince esbab bildircin yağar, yoksa Nusret'i Ebabil'den mi sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun gözyaşına, gün olur tuz bulamazsın aşına, dün, bugün ne geldiyse başına, eden odur, eyleyen o, sen onu kuldan mı sandın? Ateşini söndürdün, suyunda kaldın, sütünü içtin de koyunda kaldın, dünyayı evlattan, maldan mı sandın? Bülbülün zarini gülden mi sandın? Onun sanatı varlığın akışında, onun şefkati ananın bakışında, onun rahmeti suyun akışında, suyu pınardan, gölden mi sandın? Ellerin titrer, fer kesilir gözde, kapılırsın pek amansız bir derde, maraz, musibet ancak bir perde, kul, ey kul, eceli Azrail'den mi sandın? Amele bakarsın, ateşi tartar, rahmete bakarsın, ümidi artar. Kurtar beni Allah'ım, sen bizi kurtar. Gönül, ey gönül, sen kurtuluşu amelinden mi sandın? Evet hocam, gönlünüze sağlık. Eyvallah. Çok güzel. Ya şiir işte farklı bir dokunuş. Yani her şey güzel. Edebiyat üzerine ya da duygular üzerine, cümleler üzerine konuşabiliriz. Uzun, yani saatlerce konuşabiliriz. Aynen. Ama söz konusu şiir olduğu zaman, çok kısa bir zaman dilimi içinde bile olsa, o sanki farklı. Böyle hemen bir oturma şeklin böyle bir değişiyor. Dinlemen, evet, falan, evet. Değişiyor mi? Yani. Ha, bir dakika oluyorsun. Her şeyin sesini kısıp gönlünün sesini açasın geliyor sanki, değil mi? Çok edebiyatla ilgisi olmayan insanlarda bile gözlemlediğim kadarıyla şiir böyle mutlaka bir duygu, yani dokunuyor. Evet, yani dokunuyor. İnsanın bir dem noktası var. Bir evet. Böyle bir nokta var. O noktaya dokunuyor. Çünkü evet. Tabii hani okumak da önemli ama insan kendisi okurken bile öyle yani. Evet. Hani ben okurken ben çok keyif alıyorum, çok zevk alıyorum yani ve hani o şiiri kendime çok yakın hissediyorum. Evet. Ve özellikle hani dedik ya az önce, bazı kıtasında iki satırında, mısrasında illa kendini bulursun diye. Evet. Yani bu şiirde atıyorum hepsini buluyorsun falan böyle. Evet. Hani bazı şiirler var ki yani tamamıyla ben buyum ya. Evet. Diyor evet. Yani. Kendimizi böyle çok bulduğumuz gösteriyor. Şeyle. O işte o da dediğin gibi az önce söyledik hocam. Duygu. Duyguyla alakalı. Evet. Yani insan yazarken bunu, yani artık hangi bir hal içerisine girdiyse, evet,
nasıl yazdıysa öyle yani. Hani öyle. Derler ya, his hisse aşinadır diye. Hani mutlaka kendi hissimizin rengine benzeyen bir renk ile karşılaştığında farklı bir etki oluyor insanda. Kesinlikle. Ben zaten mesela Şiraz'ı çok seviyorum. Hani çok böyle Şiraz, evet. Yani böyle hemen bir kere, hatta bir kere Üsküdar'da, Üsküdar'ı çok seviyorum biliyorsunuz. Üsküdar'da görev yapıyordum ben daha önce. Üsküdar'da görev yapmak benim için, yani böyle diyorum ki bütün her işin üstesinden gelebilecek bir enerjiye sahibim şu anda. Ne demek yani, dışarıya çay içmek için hani çıktığımda Hüdayi Vakfı'nda görev almışım. Hüdayi'nin avlusunda yani, ne demek ya, bundan güzel bir şey mi olur Allah'ım filan. Orada da bir küçük bir şey vardı, kitap kafe. Hani ama o kadar şey ki, nasıl söyleyeyim? O kadar hani küçük, tamamen öğrenciler amatörce böyle açmışlar, kendi kitaplarını getirmişler oraya. Biz diyor hocam burayı genişletmek hayalimiz, hedefimiz. Olmadı ama olsun, ben onun o dekoratif böyle bir şey, hatta benim de vardı, böyle tarih atıp notlar yazıyorduk, evet, duvarlarına. Ondan sonra orada sürekli gitar çalan bir öğrenci var işte. O Şiraze şiirlerini okuyor. Allah'ım ben oradan, beni arıyorlar tekrar. Hocam neredesiniz? Ders başlıyorum. Tamam geliyorum. Sürekli orada bir böyle tıkıl. Yani Şiraze'nin hani o Şiraze'den Şiraze'ye mektuplar var ya. Sanki yani diyorum ki birisi benim kalbimin içini açıp çıkarmış. Sonra da o mektupları yazıp tamam evet Elif anladım demiş. Ya gerçekten o kadar benzetiyorum işte ki kendime, hissediyorum. Evet. Hissediyorsunuz ya, az önce evet söylediniz. Yani his hisse gerçekten karşı. Evet, kesinlikle. Yani ve bu noktada o hisle yazıyorsa, eğer karşıdaki insanın o hisse var ise, evet, zaten yani olay orada harmanlanıyor yani, evet, daha güzel ve daha güzel bir olay haline geliyor. Çünkü şiir insandan insana giden en iyi yollardan biri. Evet. İşte mektup dediniz, işte Milena'ya mektuplar var mesela Kafka'nın. İnsanlar aşklarını, sevgilerini şiirle birbirine uzatmışlar, göndermişler gibi. Yani evet, insanların duygusu aynı. Yani aynı. Bütün insanların duygusu aynı. Yaşanılan kişiler ve zaman, yer farklı sadece. Evet. O evet yüzden eğer duygulu bir şiir, bir şiiri duygu ile yazıldıysa o duygu zaten bütün insanlarda var. Evet. Her insan sevmeli şiiri. Evet, şiirle kesinlikle yola çıkıyoruz sonuçta. Evet, kesinlikle. Duyguların hani duyguları ifade eden bir resim gibi. Hani bir şeyi resmederek hani gösterebilirsin. Hissi nasıl gösterebilirsin? İşte kimi kelimeye döker, kimi, evet, resme döker. Kesinlikle. Kimisi susarak döker. Kimisi işte bir tebessümle, kimisi hiçbir şey demeden sadece varlığıyla bir şiirdir. Aynen. Başlı başına. Önemli olan hissetmek aslında. Hani hangi şekilde ya da kimde ya da hangi surette olduğu değil, önemli olan sizde bıraktığı tesirdir. Onun için hani bazen hani imkansız olan o hislerin imkansız kısmı, ya da mesela şöyle bir şey de var. O hissin sanki içinde bastırılmış o hislerin dile dökülmediği zamanlarda, hani platonik mi oluyor o? Evet, yani. Platonik olan kısmı daha böyle şey, daha sihirliymiş gibi geliyor, evet, sanki değil mi? Hani söyleyince sanki o etkisi hani evet, Leyla'la şey gibi, hani sen artık eski Leyla değilsin, ben de o Mecnun değilim, söyledik ve film bitti gibi. Gerçekten o hissi tek başına yaşamak mı daha acaba büyülü kılıyor, yoksa ben söylemekten tarafım da, ya ben tutamam yani güzel şeyleri, hissettiğim şey güzel ya da çirkin, yani sevginin çirkin tarafı yoktur. Tabii da gerçi hani acı kısımlarını da, mutlu kısımlarını da, ümit vaat eden kısımlarını da paylaşmayı ya tercih ederim. Şimdi genel anlamda insanız. Tabii ki herkes sevgiden ötürü bir sıkıntı yaşıyor, bir üzüntü yaşıyor. Sonunda bir hüsran oluyor veya olmuyor. İnsanlar tabii ki insanları acı çektiren olayların çoğu en başında zaten bu olgu da geliyor bir taraftan. Şimdi böyle bir duruma geldiğinizde bunu ilk programın başlarında söyledik aslında. Yani güvensizlikten mi acaba diyoruz ya hani. Evet. Bir taraftan da hani bunun için söylüyorlar aslında. Evet, bir hüsrana uğruyorlar belirli bir zamanlarda sevginin üzerinde. Şimdi ne kadar da platonik de olsa, eğer gerçekçi de bağlansa insan bir insana, söylemekte bazen geç kalıyor, bazen istemiyor veya içinde yaşamak daha mantıklı oluyor. Söyledikten sonra ne oluyor?
daha basitleşiyor aslında. Yani belki de onun için öyle hissediyor yani. Aslında neden basitleşmiş gibi görülüyor? İşte öyle hissediliyor, evet. Yani. Çünkü ya ortaya çıktı ya hani, gizem biliniyor kalktı, artık. Merak kalktı. Tamam, bilinsin zaten neden kişiler. İşte yani hani anlam verilemeyen şeylerden evet, zaten biri budur çok yani. Çok ilginç ya. Ama çok ilginç. Tabii ki söylendikten sonra en mantıklısı bunu söylemek. İfade tabii etmek yani, tabii kendine de zarar. Dedik ya hani bunu zaten söyleyerek, iletişim yaparak, evet, dokunsalız. Evet, sizin okuduğunuz yazıdaki gibi. Belki de biz kendi kendimize bir şey hissettiğimizi zannettiğimiz kişi ya da kişiler, yani bu yine söylediğimiz gibi bir birey olarak değil. Bazen anne ve çocuk arasındaki kopukluk en çok o sevgi ifadesizliği ya da yanlış ifade etme, aynen, şeklinden ötürü. Yani bir ve mesela okuldaki öğrencilerin birçoğunda gözlemlediğim bu. Hep bir iletişimsizlik var. Hani çünkü aileyle de bir iletişim kopukluğu var. Çünkü nasıl ifade edeceklerini bilmiyorlar. Hani kimi insan sözden hoşlanır. Kimi insan hani ne kadar söylersen söyle bir şey yapman lazım onun için. Onun kahramanı olman için onun özel hissettirmeni gerektirecek bir şeye ihtiyaç duyar. Hani ben Elif olarak sözlerden yanayım. Her zaman işitsel bir insan. Söylemeyi seviyorum, duymayı seviyorum. Yani bunların gizli kalması, her ben annem ya da işte mesela annem hani şey der, geldi yine, tamam bak sakın beni görünce, bak sakın, tamam bizi. Hani ben çünkü sürekli böyle hani böyle sarılıp hani anneme böyle sürekli temas halinde sevdiğimi o şekilde gösteriyorum. İşte çocuklarıma da öyle, artık hani oğlum mesela diyor ki ama anne beni artık bebekmiş gibi sevme artık filan. Ben biraz fazla ya, yoğun seviyorum galiba. İşte yani belki de siz onu yapıyorsunuz ama yani dönemimizde, çağımızda çoğu insan bunu yapamıyor. Şimdi söyleşilerde bunu söylediğimiz zaman çocuklar, liselilere özellikle diyoruz, hı-hı, ki yani akşam gidin, hı-hı, annenize veya babanıza hiçbir şey söylemeden bir sarılın bakayım, evet, ne olacak. Şimdi evet, hemen tepki veriyorlar. Diyorlar ki ya hocam işte bir şey mi istiyorsun gene? Bak, gene ne işte var? Tamam yarın paranı vereceğim gibi cümleler, hı-hı, kullanıyorlar, evet, tamam mı şimdi, evet, böyle. Şimdi evet, sanki sarılmak artık bir şey isteniyormuş, hı, hale geldi. Evet. Veyahut da sadece uğurlanırken yapılacak beklentiyle hale geldi. Şimdi sarılmak tabii ki bir sevginin ifadesidir. Dedik ya dokunsalız zaten. Evet. Yani evet, sarılırsak zaten sevgimizi daha iyi samimileştirmiş olacağız. Aslında bundan yoksun ediliyoruz işte yani. Evet. Birbirimizin bağını koparılarak, hı hı, bu bağları daha iyi nasıl güçlendirebiliriz? Aslında kendimize bunları sormamız gerekiyor bir taraftan. Evet. Bu toplum olarak da bir sorunumuz aslında bizim. Maalesef. Bireysel olarak değil, toplum olarak maalesef bir sorunumuz. Bunları nasıl aşabiliriz? Bunu konuşmak lazım aslında, evet, insanın kendi içinde. Bunları değerlendirip daha çok sarılmak lazım. Evet. His cimrisi olmamak lazım. Bana göre cimriliğin en kötü yanı bence o. İnsan gönlünü ya da işte cümlelerini, hissettiği şeyleri söylememiş olması cimriliğin kendine yapmış olduğu en büyük cimrilik bir kere. Ve etrafına yapmış olduğu. Çünkü sonra onun etrafındaki insanlar da o şekilde hani onun doğru olduğunu zannediyorlar ve söylememek gerekiyor değil mi? Evet, evet, söylememek. Bu şekilde böyle genişleyen hani çirkin. O zaman da sevgisiz bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Hani farkında olmadan, sevebileceğimiz şeylerin farkında olmadan öyle yaşayıp gidiyoruz. Hiç dokunmadan şimdi onlara. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Gerekiyor, yani evet. Yani bunu biz ne kadar söylesek söyleyelim, birey olarak bir şey yapmazsak bu şekilde süre gelip gidecek. Öncelikle kendimizi ciddi manada bir uyarmak gerekiyor. Evet. Ya çık ortalığı inlet ya da çekildiğini seyretmek gerekiyor. Evet, hemen kitabı alıp okumak değil mi hafta sonu? Şahane bir yer. Bak yine yer dedim. Tam o şahane yer evimizin bir köşesi de olabilir. Ama şimdi hani kış tamamen böyle o en yoğun haliyle kapımızı çalmamışken, evet, aslında böyle dışarıda böyle deniz kenarında çok bir yerde kitap. Yok, yok, hatta bugün ben yani çok şahane, evet, bir ben böyle da havaları daha çok seviyorum. Bahar. Dün hani önceki sonbahar gün daha güzeldi ama bugün de güzel. Evet, o renk yani işte bu renk, bahar rengini seviyorum yani. Sonbaharda da ilkbaharda da. İnşallah Rabbim bize vermiş olduğu duyguları bizim en verimli şekilde kullanıp onları çoğaltmamızı nasip eder. İnşallah. Öyle kişilerle muhatap eder bizi. Gerçekten sevilmeyi hak eden kişilerin değerini bilelim diyorum ben. Son 5 dakikamız kaldı. Böyle güzel cümlelerle bari bu haftayı ben çok sevindim. Yani gerçekten burada olduğunuz için çok teşekkür
teşekkür ediyorum. Çok ben uzun yoldan ederim, çok geldiniz. Ayaklarınıza olsun, sağlık, gönlünüze sağlık. Değil. Eğer bir muhabbet, bir sohbet, bir sevgi var ise biz oradayız. Sıkıntı evet, yok. Çok güzel. Yani işte hani hislerin böyle aynı malzemelerle farklı yemek yapıyormuş gibi. Ya tamam, gerçekten acıkmadım yani. Niye böyle mutfaktan örnek veriyorum? Ama öyle. Hani aynı şeyler, aynı kalp. İçinde korkuysa korku, sevgiyse sevgi, umutsa umut, mutluluksa mutluluk, hepsi var ama farklı miktarlarda, belki farklı şekillerde. İşte önemli olan bunları ortaya döküp de aynı dili konuşabilmek aslında. Kesinlikle öyle. Biz zaten kültür olarak da bu noktada iyi bir milletiz. Evet. Yani iyi dili konuşabiliriz yani birbirimizle. Sadece bunu ortaya çıkartalım. Önemli olan bu olsun. Biz sevgiyle büyüdük, sevgiyle yaşardık, sevgiyle devam ediyoruz. İnşallah sevgiyle ölürüz. Evet. Çünkü Allah bizi bu duygudan yoksun etmesin. Amin, amin inşallah. Gerçekten güzel, yani kıymetini bilmemiz gerektiği düşünüyorum. Gerçekten o kadar çok kaybettikten sonra eksikliğini hissedeceğimiz, işte özleyeceğimiz. Ya, kıymettir, işte değerdir. Evet, zaten evet. Şu anda en çok kullanılan kelimelerden biri ama yapılmayan evet, şeylerden biri. Evet. Şimdi kıymet ve değer kelimeleri hakikaten özel isim aslında bunlar. Yani bence özel isim olmalı yani. Evet. Büyük harflerle yazılmalı. Altı çizilmeli. Çünkü şu an her şeye değer, kıymet veriyorsun. Hı hı. Ama işte dediğim gibi karşılığını bir şekilde alıyorsun veya alamıyorsun ama önemli değil. Yani bir değer, bir sevgi birine verilecekse eğer hakikaten bunun karşılığı beklenmesin. Yani bir değer aynen, veriyorsan karşılığını bekleme. Bekleme. Değerli evet, olsun o senin için. O senin için değerli olsun. Bir başkası için değerli olmayan senin için zaten değerli olabilir. Evet. O sebeple o değer ve kıymet kelimelerinin karşılığını yapmak gerekiyor ya. Öyle. Allah inşallah sevgiyle, işte o değerle değerlenmeyi nasip etsin. Abi hani işte, o kıymetle kıymetli olabilmeyi. Kendimiz için, hani başkası için de değil, sadece kendimiz için bile o sevme hissini en çok kendimizin gönlüne cila sürmek adına, evet, var etmek adına ve onun sonra da güzel şeyleri paylaşmak adına inşallah Rabbim hep aktif tutmayı nasip etsin inşallah. Yoksa kalp kalp olmaktan çıkar gerçekten. Hisse kalbisi, olmayan evet, şey zaten kalp olmuyor. İşte öyle ya yani. o zaman biz bu haftaya burada nokta koyalım sevgiyle inşallah. Evet, zaman çabuk geçti. İnşallah ben yani tekrar bu yayın dönemi içinde işte gelirseniz çok sevinirim. Gerçekten tadı damağımda kalan bir sohbet oldu. İnşallah inşallah tekrar olur, neden olmasın. İşte yoğunluk oluyor biliyorsunuz, birkaç kez sözleştik de olmadı. Evet ama evet. Üstüne, İnşallah uygun tekrar zaman olursa neden olmasın. Evet inşallah. Bir de şey oldu. Çok planlı olmadı. Evet, hani biraz güzel oldu bu. Ben yani plansız olması da güzel aslında. Ben böyle çok kurgulu şeyleri sevmiyorum. İşte tamam saat 2'de evet tam burada şurada şöyle şu kadar vakitte. Böyle güzel zaman da hani uzadı bugün, güzel oldu. Her şey gerçekten güzel oldu. İnşallah Allah tekrarını nasip İnşallah, etsin diyeyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel şekilde ağırlandık. Çok teşekkür ederim. Keyif aldık sohbetten de, sizden de teşekkür ederim. Evet. O zaman inşallah haftaya yeniden yeni konumuzla, belki konuğumuzla birlikte, her şey olabiliyor. Zaman geçtikçe içine bir sürü yenilikler sığdırabiliyor. İnşallah haftaya değişmeyen vaktimizde ve programımızda ve değişmeyen frekansımızda yeniden birlikte olmak üzere sizi sevginin sahibine emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın inşallah.